Arkadaşlar selamlar, ben Soner Hoca. 2024 AYT tarih full tekrarımızın son videosundayız. Çok önemli kısımlar var. Osmanlı dağılma dönemi, Osmanlı'nın 20. yüzyıl başlarında durumu, Trablusgarp, Balkan, Dünya Savaşı, milli mücadele süreci, inkılaplar, ilkeler, çağdaş yok, çağdaşa girmeyeceğiz. İlkeler, dış politika ve iç politika, buralardan bahsedeceğiz bu videoda. Hızlı bir seri yapacağım arkadaşlar. Video sayısını uzatmamaya çalışacağım. Yani 3 videoda bitirmeye çalışacağım. Hemen başlıyorum. Şimdi dağılma dönemi dediğim dönem neydi? 1792 Yaş Anlaşması ile imzalanıyor ve başlıyordu. 1922 saltanat kaldırılınca Osmanlı resmen son buluyordu. Ben bu dönemde hangi padişahları görüyorum? Bakıyorum. 2. Mahmut, Mecit, Aziz, 2. Abdülhamit, 5. Mehmet Reşat ve Sultan Vahdettin son padişah. Burada 5. Murat arkadaşlar 93 gün tahta kaldığı için en kısa süre tahta kalan padişah, bir etkisi yoktur. Bu dönem bizim dağılma dönemimiz. Peki ben sana 19. yüzyıl Osmanlı padişahlarını sorsam ne dersin? 19. yüzyılda bakıyorum bunlar arasında. Evet, 2. Mahmut nedir? 2. Mahmut 19. yüzyılda Mah'la başladık. Bakalım şöyle yapalım. Mah. İkinci Mahmut'tan sonra kim gelecek? Mah. Yani Mecit, Aziz, Hamit. Arkadaşlar bunları ne yapıyoruz? Abdül ortak parantezini alıyoruz. Abdülmecit, Abdülaziz, Abdülhamit. Hamit'in karesi. Çünkü ikinci Abdülhamit. Bunlar bizim 19. yüzyıldaki padişahlarımız. Ama ikinci Abdülhamit'ten sonra devam ediyor. Bak, o zaman dağılma dönemi oluyor işte. En son ne zaman dağılıyoruz? 1 Kasım 1922 saltanat kaldırılınca. Arkadaşlar bu dönemde ne olmuş? Osmanlı'ya hasta adam demişler. Osmanlı'ya hasta adam diyen Çar 1. Nikola'dır. İlk defa Rusya Osmanlı'yı hasta adam olarak ifade etmiştir. Panslavizm politikası Ruslar tarafından izlenen bir politika. Osmanlı'nın Balkan topraklarında yaşayan Slavları Ruslar ne yapıyorlar? Kışkırtıyorlar ve Osmanlı'yı parçalamak istiyorlar. Kendi denetiminde olan bir Balkanlar, hatta sıcak denizlere indikleri bir dünya düzeni istiyorlar Ruslar. Denge politikası, Osmanlı Devleti'nin sıkıştığı anda toprak bütünlüğünü koruyabilmek amacıyla düşmanına karşı anlık olarak başka düşman gördüğü insanları, devletleri kullanmaktır. Denge kurmaktır. Denge politikası Osmanlı'nın ömrünü uzatmıştır. Osmanlı, bak, 1792 Yaş Anlaşması'ndan 1922'ye kadar bir şekilde ayakta kalabilmeyi başarmış. Biz buna işte denge politikasının faydasını burada görüyoruz. Osmanlı 130 yılda dağılmış, öyle düşünün. Milliyetçilik akımı 1789 yılında yaşanmıştı. Fransa'da ortaya çıktı. İhtilalden sonra milliyetçilik akımıyla ne oldu? Çok uluslu yapılar parçalanma sürecine girdiler. Ve Osmanlı bunlardan biri olacak. Ve Osmanlı'ya isyan eden ilk azınlık Sırplar olacak. Osmanlı'dan bağımsızlığını kazanan ilk azınlıksa Yunanlar olacak. 1829 Edirne Anlaşması'yla Yunanistan kurulacak. Şart meselesi de Viyana Kongresi'nde Osmanlı Devleti'ni ifade ettikleri Doğu sorunudur. Avrupalılar için Osmanlı ve şartta olduğu için, hani şart ne demek? Doğu Osmanlılar için, daha doğrusu Avrupalılar için Osmanlı'nın geleceği bir sorundur. Osmanlı'nın parçalanması da kötüdür. Osmanlı'nın güçlü olması da kötüdür. Ve Osmanlı parçalanırsa Osmanlı topraklarına kim hakim olacak? Bu da ayrı bir soru işareti. Avrupalılar için ayrı bir sorundur. İkinci Mahmut döneminde arkadaşlar Tepedelenli Ali Paşa isyanı çıktı, Vehhabi isyanı çıktı ve Sırp isyanı bu dönemde, daha doğrusu Sırp isyanı 3. Selim döneminde çıkıyor, kafanız karışmasın. Bu iki isyan önemli. Tepedelenli Ali Paşa ile Vehhabi isyanı 2. Mahmut döneminde çıkıyor ve bu Tepedelenli Ali Paşa Yanya valisidir. İsyanı bastırılıyor. Vehhabi isyanı da Hicaz bölgesinde kutsal topraklarda Araplar çıkartıyor. Bu isyan da özellikle Kavalalı Mehmet Ali Paşa tarafından bastırılıyor. Bu süreçte Fransız ihtilalinin etkisiyle 3. Selim döneminde, bak, 1804 yılında Sırplar isyan ediyorlar. Bu isyana öncülük edenler Kara Yorgi, yani Sırpların lideri. Neden isyan etti Sırplar? Çünkü Fransız ihtilalinden, milliyetçilik akımından etkilendiler. Başka Panslavizm politikasından etkilendiler. Başka bir de bunlar o dönem yaşadıkları bölge savaş alanıymış. Huzursuzluklardan dolayı isyan ediyorlar. Ve sonuç olarak şöyle bir durumla karşılaşıyoruz. 1812 Osmanlı ile Rusya arasında yapılan Bükreş Anlaşması'na göre Sırplara imtiyaz veriliyor. Yani diğer azınlıklardan ayrı tutuluyor Sırplar. Edirne Anlaşması'yla Sırplara özerklik veriliyor. Yani yarı bağımsız. İç işlerinde serbest, dışarıda Osmanlı'ya bağlı. Ama 1878 Berlin Anlaşması'yla
Sırplar bağımsız oldu. Altını çiziyorum. Berlin Anlaşması ile kimler bağımsız oldu? Sırbistan, Karadağ, Romanya. Sırbistan, Karadağ, Romanya, bu üçünü unutmuyoruz. Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak Cezayir olacaktı. Kim alıyordu? Fransa alıyordu. Mora isyanı da Rum isyanı arkadaşlar. Rumlar en başta aslında ilk isyanını Eflak'ta çıkarmışlar. Yani bugün günümüzdeki Moldova, Romanya toprakları. Ama isyan bastırılıyor. Sonra bunlar tabii Avrupalılardan ve Ruslardan destek alıyor. Fransız ihtilalinden etkileniyor. Bir de bunların bir cemiyeti var. Etnik Etaria cemiyeti. Bunların faaliyetleri doğrultusunda isyan ediyorlar. Ve 2. Mahmut bu isyanı bastırmakta zorlanınca Kavalalı Mehmet Ali Paşa'dan, yani kendi valisi, Mısır valisinden yardım istiyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa da diyor ki Mahmut'a, Mahmut bebişim ben sana yardım ederim, bu isyanı bastırırım ama sen bana Girit ve Mora'nın valiliklerini ver diyor. Kavalalı da ne diyor? Tamam diyor, gel, mecbur çünkü. Kavalalı Mahmut ne diyor? Mecbur, tamam diyor. Kavalalı Mahmut'a yardım ediyor. Geliyor ve Mora isyanını gerçekten de bastırıyorlar. Birlikte olunca bastırıyorlar. Ama Avrupalılar devreye giriyordu. Ne diyordu İngilizler? Mahmut sen Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul edeceksin diyorlar. Baskı altına alıyorlar. Mahmut da bunu reddediyor. Bunun üzerine ne olmuştu? Hatırla, Navarin baskını yaşanmıştı. Navarin baskınıyla Osmanlı'nın tarihte kaçıncı kez donanması yanmış oldu? Bu 3 oldu. Bak, İnebahtı, Çeşme, Navarin. İnebahtı, Çeşme, Navarin. En sonda ne olacak? Sinop baskını. Şimdi Navarin baskınından sonra 1829 Edirne Anlaşması'yla Osmanlı Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda kaldı. Güzel, tamam, gitti Yunanistan ilk bağımsız olan azınlık. Tamam, kabul ettik ama bir de şimdi ayrı bir sorun ortaya çıkacak. Şimdi istediği yerleri alamayınca Kavalalı Mehmet Ali Paşa da ne yapacak? 2. Mahmut döneminde padişaha isyan edecek. Şimdi de artık Mısır sorunu diye bir sorun ortaya çıkıyor. Bu sorunun baş kahramanı kim? Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Mısır sorunu deyince aklımıza kim gelsin? Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Arkadaşlar, bu isyana katılıp da İngilizlerden bir şair Yunan isyanını desteklemiş, ancak bu isyan sürecinde ne yapmış? Hastalıktan dolayı ölmüş. Kim bu? İngiliz şair Lord Byron diye mi okunuyor artık? Byron. Bu ne yapmış? Don Juan adlı eserin sahibiymiş, bir duymuş olun. Burada ne oldu arkadaşlar? Mısır sorunu başladı. Mısır sorununda ne diyorduk biz? İşte Kavalalı Mehmet Ali Paşa istediği yerleri alamadı. Osmanlı'ya saldırıya geçti. Hatta Osmanlı'yı yene yene nereye kadar geldi biliyor musunuz? Kütahya'ya kadar geldi. Bunun üzerine de Mahmut ne yapıyor? İngilizlerin, Fransızların desteğini almak istiyor. Meseleye dahil etmek istiyordu. Ama onlar dedi ki bu sizin iç sorununuz. Gerçekten de öyle. Kavalalı Mehmet Ali Paşa bizim bir eyalet sorunumuz. Yani iç sorunumuz. Avrupa devreye girmeyince Mahmut ne yaptı? Hemen gitti Rusya'dan yardım istedi. Rusya devreye girince Kütahya Anlaşması denilen bir anlaşma imzalandı. 1833 Kütahya Anlaşması'yla Osmanlı, bak, Mısır valisi Kavalalı'ya ne yapıyor? Girit'i veriyor. Mısır zaten onda. Şam valiliğini veriyor. Cidde'yi veriyor. Adana bölgesini veriyor. Yani burada Osmanlı'nın büyük bir kaybı var. Ve bu Kütahya Anlaşması normalde Mısır meselesi bir iç meseleyken bir dış sorun haline geliyor bu anlaşmayla. Çünkü kim devreye girmiş oldu? Rusya artık bir dış sorun haline geldi. Şimdi bu anlaşmayı yaptıktan sonra Mahmut ne yapıyordu? Rusya ile özel ayrı bir anlaşma imzalıyordu. Hünkar İskelesi anlaşmasını Rusya ile imzalıyor. Bak, aynı yıl. Ve Mahmut ne diyor Rusya'ya? Bana saldıran olursa donanmanı al, boğazlardan geç, beni koru diyor. Hatta ben senin donanma masraflarını karşılarım diyor. Ve Rusya'ya sıcak denizlere inme, boğazlardan geçme hakkını verdi tarihte ilk defa. Ve Rusya tabii çok mutlu oluyordu. Peki bu Hünkar İskelesi Anlaşması arkadaşlar Avrupalıların işine geliyor mu? Hayır, Avrupalılar boğazlardan Rusya'nın geçmesini istemediği için bu anlaşmayı istemiyor Avrupalılar. Ve bu mesele artık boğazlar sorunu diye bir sorun ortaya çıkacak. Ve bu boğazlar sorunu artık uluslararası boyut kazanacak. Biraz sonra göreceksiniz, Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalanacak ve uluslararası devletler toplanacaklar. Boğazlardan Rusya'nın geçiş hakkını elinden alacaklar. Peki,
Hünkar iskelesi anlaşması neymiş? Rusya'nın boğazlardan geçiş hakkını elde ettiği anlaşmaymış. Buna dikkat etmenizde fayda var. Peki bu boğazlar sorunu neyle çözülecek? 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile. Peki Mısır sorunu neyle çözülecek? Londra Konferansı ile. Arkadaşlar 1840 yılında Londra Konferansı yapılacak. Londra Konferansı'nın amacı nedir derlerse Mısır sorununu görüşmek. Avrupalılar toplanacaklar. 1840'da tam konferansa başlayacaklar ya. Osmanlı ne yapıyor biliyor musunuz? Osmanlı bu meselede Avrupa desteğini alabilmek amacıyla iki tane adım atıyor. Buraya dikkat edin. Mısır meselesi lehine çözülsün diye Avrupa'nın desteğini alabilmek için 2. Mahmut İngilizlerle Balta Limanı ticaret anlaşmasını imzalıyor ve İngilizlere ne yapıyor? Tüccarlara Osmanlı topraklarında uygun imkanı ticaret yapma hakkı veriyor. Bu da Osmanlı ekonomisini açık pazar haline getiriyor. Sultan Abdülmecit ise Avrupa desteğini almak amacıyla Mısır meselesinin çözümü için toplanan Londra Konferansı'nın hemen öncesinde Tanzimat Fermanı'nı ilan ediyor ki Avrupalılar bu meselede bizim lehimize kararlar versinler. Peki işe yarıyor mu? Yok. Tanzimat Fermanı, Balta Limanı bu meselenin lehimize çözülmesine çok bir etkiye sahip değil. Hatta Londra Konferansı'ndan sonra Mısır meselesi çözüldükten sonra Osmanlı ödün vermeye devam edecek. Dağılma süreci maalesef bu şekilde. Peki Abdülmecit döneminin en önemli gelişmesi Kırım Savaşı'ydı. Arkadaşlar Kırım Savaşı'nda Osmanlı ile Rusya savaşıyor. Ancak burada bak denge politikası izliyor Osmanlı. Neden? Çünkü Osmanlı Rusya ile savaşırken dikkat et İngiltere, Fransa, Avusturya, Piemonte Krallığı yani İtalya ne yapıyor? Osmanlı'ya destek oluyor ve Osmanlı bu savaşı Avrupa'nın desteğiyle kazanıyor. Bu savaş sırasında yaşanan gelişmeleri ben çok önemsiyorum. Bak bu savaş sırasında neler yaşandı? Osmanlı son donanma yangını olan Sinop baskınını yaşadı. Bunun dışında savaş sırasında Florence Nightingale, lambalı kadın, İngiliz hemşire bu savaşta görüldü. İngilizler yaralılarını tedavi ettirmek amacıyla Florence Nightingale'i görevlendirmiş. Elinde lambayla tedavi ederken askerleri, bizim askerler de diyorlar ki lambalı kadın. Bu şekilde isimlendiriliyor ve Kırım Savaşı'nda dünyada modern hemşireciliğin kurucusu, öncüsü olarak kabul edilen Florence Nightingale bu savaşta görülüyor. Bu savaş sırasında Osmanlı ilk defa dış borç alıyordu. İngiltere'den Kırım Savaşı'nda Sultan Abdülmecit Osmanlı'nın ilk dış borcunu aldı. Yine bu savaşta ilk kez telgraf hatları döşedi Osmanlı. Amaç merkezi otoriteyi arttırmaktı. Peki bu savaş niye çıktı? Macar mültecileri sorunundan dolayı mülteciler Osmanlı'ya sığınıyor ve Osmanlı o mültecileri teslim etmiyor. Rusya'nın hasta adam olarak görmesi, Osmanlı'yı parçalamak istemesi ve parçalanacağına inanması savaşın çıkma sebebi. Ortodoksları himaye etme isteği. Zaten arkadaşlar bu 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'ndan sonra Osmanlı daha doğrusu Rusya ne yapıyordu? Ortodoksların koruyuculuğunu alıyordu. Bu ortodoks politikası Rusların hala devam ediyor. Ortodoksları hep himayesi altında tutmak istiyor ki Osmanlı'ya karşı kullanabilsin. Kutsal topraklarda yani Kudüs'te Rusya'nın güçlenmek istemesi, Rus elçisi Menchikov'un Osmanlı protokol kurallarını hiçe sayması ve Rusya'nın sıcak denizlere inme isteği savaşın çıkma sebepleri. Sonuçta ne oldu? Evet Osmanlı Avrupa'nın desteğiyle savaşı kazandı ve Paris Anlaşması imzalandı. Hatta bu anlaşma lehimize alınsın diye Paris Anlaşması öncesinde Osmanlı bir adım atmış. Islahat fermanını ilan etmiş ki Avrupa desteğini alabilelim. Arkadaşlar Paris Anlaşması ile Osmanlı Avrupalı devlet sayıldı. Osmanlı Avrupalıların hukukundan faydalanacak. Ancak kötü bir durum var. Şu Osmanlı'nın toprak bütünlüğünü Avrupalılar koruyacakmış. Bu Osmanlı'nın kendi kendini koruyamadığını gösteriyor. Bir de Osmanlı devleti ile Rusya Karadeniz'de donanma bulunduramayacak, tersane yapamayacak. Bu da Osmanlı'nın kazandığı halde kaybedilmiş gibi muamele gördüğünü gösteren maddedir. Arkadaşlar kuleli olayı da Sultan Abdülmecit'i tahttan indirmek amacıyla çıkmış bir isyandır. Abdülmecit inecek, Abdülaziz gelecek. Bunu kim istiyor? Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri isyan ediyorlar. Ancak isyan başarısız oluyor. Bir hükümdar, bir padişah değişikliği yaşanmıyor. Unutmayın kimi indirmek istemişler? Abdülmecit'i ama başarılı mı dersen hayır başarısız olmuş.
İkinci Abdülhamit döneminde tersane konferansı vardı. Arkadaşlar Balkan Osmanlı'nın Balkan topraklarının geleceğine karar verecekler. Bu konferans 1876'da ikinci Abdülhamit tahttayken toplanıyor. Hatta burada var ya ne yapıyorlar? Osmanlı'nın Balkan topraklarını parçalıyorlar, paramparça ediyorlar. İkinci Abdülhamit'e ne yapıyorlar? Bu konferans kararlarını kabul ettirmeye çalışıyorlar. İşte Osmanlı bu tersane konferansı kararlarını kabul etmediği için bak Ruslar Osmanlı'ya savaş ilan ediyor ve 93 Harbi başlıyor. Arkadaşlar 93 Harbi'nde Osmanlı Rusya'yla çok ciddi bir mücadeleye giriyor ama Osmanlı'nın bu savaşta kazanma ihtimali çok düşüktü. Ruslar Osmanlı'yı yendiler. Biz bu savaşta birkaç tane önemli kahramana değiniyoruz. Bak 93 Harbi'nde ya da 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde kimler var? Gazi Osman Paşa, Plevne kahramanı olarak tarihe geçti. Süleyman Hüsnü Paşa, Şıpka kahramanı olarak tarihe geçti. Bir de en önemlisi Nene Hatun, Erzurum Aziziye tabyalarında bir kadın lider olarak, kahraman olarak Aziziye tabyalarında mücadele etti. Hatta bunu ÖSYM nasıl sorabiliyor? Aşağıdakilerden hangisi milli mücadele dönemi kadın kahramanlarımız arasında yer almaz? Nene Hatun 93 Harbinde yer almış, dikkat. Arkadaşlar biz bu savaşı kaybettikten sonra çok ağır şartlar içeren bir Ayastefanos anlaşması getiriliyor karşımıza. Yeşilköy Anlaşması. Rusya çok güçlenecek bu anlaşmayla. O yüzden 2. Abdülhamit ne yapıyor? Burayı iyi dinleyin. İngilizleri Osmanlı'nın yanına çekmek, meseleye dahil etmek amacıyla İngilizlere Kıbrıs'ı geçici olarak vereyim diyor. İngilizler devreye girerse Ayastefanos yürürlüğe girmez. Bunun yerine daha ılımlı bir anlaşma hazırlatabiliriz diyor. Ve Kıbrıs'ı geçici olarak kime veriyor? İngilizlere. İngilizler devreye giriyor. Ayastefanos yürürlüğe girmiyor. Bak ölü doğmuş bir anlaşma. Ve onun yerine Berlin Anlaşması imzalanıyor. Berlin Ayastefanos'a göre daha iyi ama Berlin'de çok ağır bir anlaşmaydı. Berlin Anlaşması'na göre büyük bir Bulgar Krallığı kurulacak ve bu Bulgar Krallığı 3 bölüm halinde yönetilecek. Doğu Bayezid Osmanlı'ya bırakılacak. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya bırakılıyor. Buralar Elviye-i Selase illeriydi. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu ve Ermenilerin yaşadıkları bölgelerde ne yapılacak? Osmanlı Ermenileri ıslahat yapacak. Bu da Ermeni sorununu uluslararası boyut kazandırmıştı. Ben ne yapmıştım? Berlin Anlaşması'nın kodlamasını bak Sakar Ermeni olarak kodlamıştım. Sakar Ermeni. Bak Batum, Ardahan, Kars Rusya'ya, Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olmuştu. Ermenilere ıslahat yapılacaktı. Peki Halep'e fermanı Osmanlı'nın Girit'te yaşayan Rumları. Bak Osmanlı'nın Rumları ne yapıyor? Yunan'a bağlanmak istiyor. İsyan ediyorlar, ayaklanıyorlar o dönemler. Ve 2. Abdülhamit de onlara bazı haklar vererek isyanlarını engellemeye çalışıyor. O zaman Halep'e fermanı kimin isyanını engellemeye çalışıyor? Girit Rumlarının, buna dikkat. Çırağan baskınını hatırlatıyorum. 2. Abdülhamit'i tahttan indirebilmek amacıyla Ali Suavi Çırağan Sarayı'nı basmıştı. Ama 7-8 Hasan Paşa Ali Suavi'yi öldürmüştü. 2. Abdülhamit'in tahttan indirilme isteği sona ermişti. Yani indirememişlerdi. Peki Ali Suavi başarılı olsaydı, 2. Abdülhamit gitseydi kim gelecekti? 5. Murat'ı tahta çıkaracaklardı. Ama olmadı. 19. yüzyılda kaybedilen yerleri bir de şöyle tablolaştıralım. Bak, Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması ile bağımsız oldu. Fransa Osmanlı'dan Cezayir'i, Fas'ı ve Tunus'u almış. Bak, Cezayir Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği son topraktı. Rusya 1878 Berlin Anlaşması ile Kars, Ardahan, Batum'u aldı. Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız oldu. İngilizler 19. yüzyılda Osmanlı'dan Kıbrıs'ı almış, geçici olarak vermiştik. Bir daha bize geri gelmedi ve 1882'de İngilizler Mısır'ı işgal etmişler. O zaman hangisi Osmanlı Devleti'nin 19. yüzyılda kaybettiği topraklar arasında yer almaz derse, bak cevap Kırım olabilir. Kırım 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile bağımsız olmuştu. Lütfen buna dikkat edin. Zor bir soru olabilir. 19. yüzyıl ıslahatlarında. Arkadaşlar unutmayın, Senedi İttifak Sözleşmesi benim sınavlarda her zaman beklediğim, çok öncelik verdiğim bir
anlaşmadır. Senedi ittifak ayanlarla 2. Mahmut arasında imzalanıyor ve Osmanlı Devleti ne yapıyor 2. Mahmut döneminde? Ayanların gücünü tanımak zorunda kalıyor. Niye? Çok güçlüler, taşrada böyle bölgesel ayanlar, yerel güçler var ve çok güçlüler. Devlet onları artık söz dinletemiyor. Onların devlete bağlılığını sağlamak amacıyla, yapılacak olan ıslahatların kolaylaşması amacıyla 2. Mahmut onları tanımak zorunda kalıyor. Şimdi senedi ittifak sözleşmesi imzalanınca ayanlarla ilk defa bir padişah kendi gücünün dışında başka bir gücün varlığını kabul etmiş oldu ve padişah yetkileri Osmanlı tarihinde ilk defa sınırlandı. Bu yüzden biz ne diyoruz biliyor musunuz? Demokratikleşme yolunda atılan ilk adım senedi ittifak sözleşmesidir. Ve Avrupa'daki hangi olaya benzetiliyor? Magna Carta'ya benzetiliyor. İngiltere'de kral yurtsuz John'un yetkileri sınırlanmıştı ama 1215'te. Bizde 1808'de. İngiltere ile Balta Limanı Ticaret Anlaşması benim favori sorularımdan biri olacak, tamam mı? Yani AYT'de bununla Balta Limanı ve senedi ittifakla karşılaşma ihtimaliniz yüksek arkadaşlar. 2. Mahmut döneminde ilk öğretim zorunlu hale getirildi. Rüştiyeler kurulmuştu, yani orta derecede okullar. Devlet memuru yetişmesi amacıyla Mektebi Marif Adliye açıldı. Avrupa'ya öğrenciler gönderildi ve bu öğrenciler okuduktan sonra geldiklerinde ne yaptılar? Biz Jön Türk'üz dediler değil mi? Genç Osmanlılar, Jön Türkler. Eşkinci ve Sekban-ı Cedid Ocağı kuruldu. Yeniçerilere alternatif bir şeyler yapmak istiyoruz. Ama Yeniçeriler bunu baskıyla kapattırıyor. Sonrasında Vakayı Hayriye dediğimiz olayla Yeniçeri Ocağı 1826'da kaldırılıyor ve yerine Asakir-i Mansuri Muhammediye ordusu kuruluyor. MEB'in önemsediği kavramlardan, kurumlardan biri Asakir-i Mansuri Muhammediye ordusu. Kim döneminde kurulmuş? 2. Mahmut neyin yerine gelmiş? Yeniçeri Ocağı, lütfen dikkat. Mektebi Harbiye, Mektebi Tıbbiye 2. Mahmut döneminde kuruldu. Tımar sistemi kaldırıldı çünkü bozulmuştu. Sistem kaldırılınca ortaya ciddi bir boşluk çıkacak, o da ne? Memura maaş bağlanacak, muhtarlıklar kurulacak. Taşra'da güvenliğin sağlanması için 2. Mahmut redif birliklerini kuracak. Arkadaşlar, devletin yönetildiği Divan-ı Hümayun kaldırıldı. Yerine nazırlıklar, yani günümüzdeki bakanlıklar kuruldu. Unutma, Osmanlı'da bakanlar kuruluna ne ad verilir? Heyet-i Vükela ya da Meclisi Vükela denilir. Önemli. 2. Mahmut ceketi, pantolonu, fesi zorunlu hale getirdi. Sarığı kaldırdı. Atatürk de ne yapacak? Fesi kaldıracak, şapkayı getirecek. Hatta Kastamonu gezisinde halka tanıtacak. Karantina uygulandı. İlk defa nüfus sayımı 2. Mahmut döneminde yapıldı. Askeri amaçlı. Müsadere sistemi uygulanmadı. Arkadaşlar, burada müsadere uygulanmıyor ama resmi olarak kaldırılması Tanzimat Fermanı ile oluyor. Tamam, Abdülmecid dönemi. Müsadere uygulandıkça halkın devleti olan güveni azalıyordu. Çünkü müsadere neydi? Müsadere haksız kazanç elde etmiş memurların mallarına devletin el koymasıydı. Bu müsadere çok uygulanırsa halkın devleti olan güveni azalır. 2. Mahmut da ne yapıyor? Güven kazanmaya çalışıyor bu süreçte. Müsadere uygulamıyor. İlk resmi gazete olan Takvim-i Vekayı bastırılıyor. Lütfen dikkat et. 2. Mahmut döneminin en önemli gelişmelerinden biri Takvim-i Vekayı, ilk resmi gazete. Bu çok önemli. Peki ilk özel gazetemiz dersem Sultan Abdülmecid döneminde Tercüman-ı Ahval diyeceksiniz, tamam mı? Tercüman-ı Ahval da kim tarafından bastırılıyor? Abdülmecid döneminde ismi neydi? Şinasi ile Agah Efendi diyeceksiniz. Mehterhane kaldırıldı. Müzik eğitim verilen kurum. Arkadaşlar, bunun yerine Muzukayı Hümayun kuruldu. Daha modernize edildi. Bunun kurucusu da Donizetti Paşa. Posta teşkilatı kuruldu. Amaç merkezi otoriteyi arttırmak. Pasaport uygulaması başladı. İlk defa yurt içinde gezi düzenleyen padişah oldu. Devlet dairelerine resmini astırdı. Arkadaşlar, 2. Mahmut'u önemseyin, dahası da var. Ben tabii daha böyle pratik bir şekilde anlatmaya çalıştım. Abdülmecid döneminin en önemli gelişmelerinden bir tanesi Tanzimat ve Islahat Fermanı ilan etmesi, Osmanlı'da demokratikleşme yolunda atılan önemli adımlar arasındadır. İlk dış borç Abdülmecid döneminde alındı. Kırım Savaşı'nda İngiltere'den, unutma. İlk özel gazete Tercüman-ı Ahval, Şinasi ile Agah Efendi bastırdı. İlk yarı resmi yayın organı gazete nedir o? Ceride-i Havadis bastırıldı. İlk kağıt paramız Abdülmecid döneminde KM ya da KM-i Mutebere önemliydi.
Posta Nezareti kuruldu. Dikkat edin, Posta Teşkilatını kuran 2. Mahmut, Posta Nezaretini kuran Abdülmecid, Posta pulunu bastıran Abdülaziz olacak Osmanlı'da. Kırım Savaşı sırasında İstanbul Edirne Şumna arasında ilk telgraf hattı kuruluyor. Cizye vergisi kaldırılıyor. Askerlik yapmayanlardan alınan, gayrimüslimlerden alınan bir vergiydi. Bu kaldırıldı. Yerine nakdi bedel uygulaması gelecek zaten. Peki bunun dışında iltizam sistemi kaldırıldı. İltizam sistemini tanımlıyorum. Osmanlı Devleti merkeze uzak olan eyaletlerde vergi toplama işini belirli bir süreliğine ihale yöntemiyle birilerine kiralardı. Bu vergi toplama işini üstlenenlere mültezim denilirdi. Sisteme iltizam denilirdi. Bu sistemin Osmanlı'ya kaybı şuydu: merkezi otorite zayıflardı. Uzak eyaletlerdeki devlet otoritesi her geçen gün azalırdı. İltizam sistemi kaldırılınca yerine muhassıllar kuruldu. Yani vergileri kim toplayacak? Hasılatı kim toplayacak? Muhassıl, hasılat toplayan kişi, muhassıl kurulacak. İlk Osmanlı bankası olan Banka Dersaadet açıldı. Osmanlı'nın ilk bankası hangisi? Bankı Dersaadet. Peki Osmanlı'nın ilk milli yerli sermayeli bankası dersem, o zaman Ziraat Bankası diyeceksin. Ne zaman? 2. Abdülhamit döneminde Ziraat Bankası açılacak. Vapur işletmesi olan şirkete hayriye açılmış. İlk Osmanlı'nın demiryolu hatları bu dönemde yapılıyor. Bak, Osmanlı sınırlarını geniş düşün. İlk demiryolu hattı Osmanlı'da, Mısır'da. Kahire İskenderiye arası. Ama Anadolu topraklarımızdaki ilk demiryolu hattı dersem İzmir Aydın arasında. Mülkiye Mektebi açıldı. Çok önemse bu Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar, daha doğrusu Atatürk döneminde Ankara Üniversitesi'ndeki Siyasal Bilgiler Okulu var ya, ona dönüşüyor. Lütfen önemseyin. Darülfünun'a kitap hazırlanması amacıyla Encümeni Daniş açıldı. Çok önemli. Bilim heyeti. Amaç ne? Darülfünun'a kitap hazırlamak. Bunun dışında müsaade sistemi resmen kaldırıldı dedik. Özel mülkiyetin önü açılmış oldu. Darül Muallimin erkek öğretmen okulu açıldı. Memur yetiştirmek amacıyla Darül Marif açılmış. Dolma Bahçe Sarayı benim çok önemsediğim bir şey. Sultan Abdülmecit döneminde Dolma Bahçe Sarayı yaptırılıyor. Abdülaziz döneminde Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı yaptırılıyor. Yıldız Sarayı ise Kim döneminde devletin yönetim merkezi haline geliyor. 2. Abdülhamit. Önemseyin. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı sınavda karşımıza gelecek arkadaşlar. AYT, SOS 1, SOS 2 öncüllerde garanti olarak, kesin olarak öncüllerde göreceğiniz şeyler olacak. Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet. Bu kelimeleri görmeme ihtimaliniz gerçekten çok düşük olur. Bakın, Tanzimat Fermanı 1839 yılında ilan ediliyor. Sultan Abdülmecit zamanında bu ferman padişah emri. Gülhane Hattı Hümayun olarak da biliniyor. İstanbul'da Gülhane Parkı'nda kim tarafından okunuyor? Mustafa Reşit Paşa. Bu Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı ve Meşrutiyet'in ilanının ilan edilme sebepleri aynıdır. Devletin dağılmasını engellemek, azınlıkların isyanlarının önüne geçmek, Avrupalılar azınlıkları kullanıp bize karşı kışkırtmasınlar diye bunu engellemek ve bu süreçte dağılmayalım, ayakta kalalım diye ilan ediliyor. Ben de diyorum ki, peki Tanzimat Fermanı'nın ilan edilmesinin özel sebebi ne? Bak, Mısır ve Boğazlar meselesinde Avrupa desteğini almak. Peki Islahat Fermanı'nın ilan edilmesinde özel durum ne? Paris Anlaşması kararları lehimize alınsın. Peki Meşrutiyet'in ilan edilmesinin özel durumu da Tersane Konferans kararları lehimize alınsındı, hatırlattım. Peki arkadaşlar, Mustafa Reşit Paşa'nın bir sloganı var. İstanbul Gülhane Parkı'nda halkı topluyor. Müslüman, gayrimüslim herkesi topluyor. Ve Mustafa Reşit şöyle söylüyor: beyler, ben Mustafa Reşit, herkes eşit. Nasıl yani? Herkes eşit diyor. Müslüman, gayrimüslim, kendinizi ayırmayın diyor. Herkesin canı, malı, namusu devletin garantisi altında. Rüşvet olmayacak, iltimas, adam kayırma olmayacak. Mahkemeler adil olacak, vergiler adaletli bir şekilde alınacak. Ne yapıyorsun burada? Halka güven veriyorsun. Hatta ne diyorsun? Herkes askerlik yapacak diyorsun. Bak, eşitlik. Burada arkadaşlar, azınlıklar isyan etmesin diye azınlıkları devletin bir unsuru olarak kabul ettirmeye çalışıyoruz. İnandırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte
Kanun üstünlüğünün kabul edildiği ilk gelişme Osmanlı'da ne oluyor? Tanzimat Fermanı. Demokratikleşme sürecinde önemli bir adım atılıyor. Anayasallaşma yolundaki ilk adımda Tanzimat Fermanı'nın ilanı kabul ediliyor. Peki Islahat Fermanı yine Abdülmecit. Burada azınlıkları gene devlete bağlamaya çalışıyoruz, dağılmayalım diye, ama azınlıklara ekstra bazı haklar veriliyor ve bu özellikle Müslümanları rahatsız edecek. Hatta Kuleli olayının yaşanmasında burada azınlıklara çok hakların veriliyor olması etkili aslında. Peki bak, gayrimüslimler banka, şirket, okul açabiliyor, hastane açabiliyor. Gayrimüslimler il genel meclislerinde üye olabiliyor. Yani yerel yönetimlerde siyasi hak elde ediyor gayrimüslimler. Gayrimüslimleri aşağılamak yasak. Gavura gavur denmeyecek. Bunun dışında ırk, din, dil ayrımı gözetilmeyecek. Cizye vergisi kaldırılacak. Bak, gayrimüslimler artık askerlik yapmasın, isterlerse nakdi bedel versinler, bedelli askerlik yaparak parasıyla askerlik yapmasınlar diyor. Bu süreçte de ne oluyor? Bir de gayrimüslimlerin memur olma hakkı veriliyor. Şimdi bunlar gayrimüslimleri arttırıyor ya haklarını. İnsan bekler ki isyanlar dursun, değil mi? Hayır, isyanlar artarak devam ediyor. Osmanlı dağılma süreci devam ediyor. Yani çok da bir işe yaramıyor açıkçası. Abdülaziz döneminde neler oldu? Avrupa'ya gezi düzenleyen ilk padişahtı. Arkadaşlar, burada çok önemsemeye çalışayım, basitleştirmeye çalışayım daha doğrusu. Her şeyi anlatmayayım. Bak, Batı tarzında Nizamiye mahkemeleri kuruldu. Bunu bilin. Darülfünun ilk dersini veriyor. Darülfünun Osmanlı'nın üniversitesi. Bence çok dikkat edin. Atatürk döneminde bu Darülfünun hangi üniversitemize dönüştürüldü? İstanbul Üniversitesi. Hatta neyle? Üniversite reformuyla. 1933'te Albert Malşe üniversite reformunu yaparak Darülfünun'u Atatürk döneminde İstanbul Üniversitemize dönüştürdü. Bu ÖSYM sorusu zaten. Ama bize gelir mi? Bakıp göreceğiz. Peki, Şekerahmet ilk resim sergisini açtı. Darüşşafaka bu dönemde açıldı. Kimsesiz, ihtiyaç sahibi çocukların ihtiyacını karşılamak için. Galatasaray Sultanesi'ni önemseyin. Galatasaray Lisesi açıldı. Mecelle, yani Osmanlı'nın ilk medeni kanunu İslam hukukuna göre hazırlanmıştı. Kim hazırlamıştı? Ahmet Cevdet. Mecelle Cevdet, Mecelle Cevdet, Mecelle Cevdet. Bir de neyi unutma? Mithat Paşa. Ahmet Mithat Paşa da Kanuni esasiyi hazırlayacak 2. Abdülhamit döneminde. Arkadaşlar, memleket sandıkları kuruldu çiftçiye kredi vermek amacıyla. Hatta bu memleket sandıkları ilerleyen süreçte işte İstanbul Emniyet Sandıkları, Menafi Sandıkları, bu sermayeler toplanacak ve bizim ilk milli yerli sermayeli bankamız, Ziraat Bankamız o şekilde 2. Abdülhamit döneminde kurulacak. Bunlar sermayelerin birleştirince ziraat ortaya çıkıyor. Süveyş kanalı bu dönemde açılmış, Akdeniz canlanmış ticaret olarak. Dünyanın ilk 3 büyük donanması arasına girmişiz. Bak, unutma. Bunu da 2016'da ÖSYM KPSS sınavında öncülü olarak kullanmıştı. Dünyada ilk 3 büyük donanma arasına girdiğimiz dönem Beylerbeyi ve Çırağan Sarayı'nın yapıldığı dönem. Yukarıdaki özellikler hangi padişah dönemidir? Abdülaziz dönemi, unutma. Peki. 2. Abdülhamit'te meşrutiyet ilan edilecek. Arkadaşlar, meşrutiyet bir yönetim biçimi değişikliği, yani rejim değişikliğidir. Biz monarşiden meşrutiyete geçiyoruz. Meşrutiyet daha demokratik bir sistemdir. Çünkü meşrutiyette sadece padişah yoktur. Padişahın yanında anayasa ve meclis vardır. Meclis iki ayaklıdır. Meclisi ayan, meclisi mebusan. Burada arkadaşlar, meclisi ayan üyelerini padişah bizzat seçiyor. Ömür boyu görev yapıyor. Meclisi mebusan deyince halkın seçtiği meclistir. Bak, unutma, mebusan meclisinin temsilcileri halktır. Halkın seçtiği insanlar vardır. 4 yıllığına görev yapar. Bu halkın yönetime katılması demek. Osmanlı tarihinde ilk defa mebusan meclisi kurulunca halk yönetime katılır ve daha demokratik bir düzen kurulur. Peki neye dayanarak böyle meclis ortaya çıkıyor? Kanuni esasiye. O ne? Türk tarihinin ilk anayasası. Peki o zaman padişah yetkileri sınırlandı mı? Evet, bak, anayasa ve meclisle sınırlandı. Peki padişahın işine gelir mi bu sistem? Pek gelmez. Çünkü ben padişah olsam mutlak bir şekilde sözümün dinlenmesini isterim. O yüzden bu padişahı sınırlandıran bir durumdur. Peki bu süreçte ne olacak? Arkadaşlar, 93 harbi çıkacak ve 93 harbi çıktığı için 2. Abdülhamit Rus-Osmanlı Savaşı sırasında meclise gerek yok diyecek, anayasaya gerek yok diyecek. Anayasal haklarını kullanarak meclisi kapatma,
istediği adamı sürgüne gönderme ve istediği kadar kanunları veto edebilme, yani reddedebilme hakkını kullanarak meclisi kapatıyor. Çünkü anayasal olarak böyle hakları vardı. Ve meclisi kapatınca Osmanlı'da demokratikleşme süreci tıkanıyor. Hangi döneme giriyor? Giriliyor istibdat dönemi. Bu dönemde meclis yok. Bu dönemde anayasa yok. Bu dönemde demokratik sistem yok. Bu dönemde ne olmuş? 93 Harbi devam ediyor ve 93 Harbi Osmanlı'nın aleyhine sonuçlanıyor. Bu süreçte anayasa yürürlükten kaldırıldı, eski sisteme dönüldü ve dönemin fikir akımı İslamcılık oldu. Zaten 2. Abdülhamit döneminin fikir akımı ne olacak? İslamcılık, unutmayın, ya da ümmetçilik derler. Peki bu süreçte arkadaşlar Berlin-Bağdat demiryolu hattı yapılıyor. Hicaz demiryolları yapılıyor. Yıldız Sarayı devletin yönetim merkezi oluyor. Darül Aceze, yani aciz, ihtiyaç sahibi insanlar için kurum açılıyor. Darül Hayr-ı Ali, yetim çocuklar için kurum açılıyor. Himaye-i Etfal, çocuk esirgeme kurumumuz açılıyor. Hafiyelik teşkilatı kuruluyor. Gücünü bu şekilde ayakta tutmaya çalışıyor 2. Abdülhamit. Basına sansür uygulandı ve bu süreçte arkadaşlar Ermenilerle mücadele edebilmek amacıyla Hamidiye alayları kuruldu. Bu önemli. Yani Hamidiye alayları Osmanlı'da 2. Abdülhamit döneminde hangi azınlıkla mücadele etmek amacıyla kurulmuş? Ne diyeceksin? Ermeniler. Bu süreçte Himaye-i Etfal, burada yazmışız zaten, bir de hastanesini açmışlar. Hicaz demiryolları yapılıyor. Sirkeci Haydarpaşa tren garı 2. Abdülhamit döneminde yapılmış ve Ziraat Bankası kurulmuş. Ziraat neydi? Osmanlı'nın ilk milli yerli sermayeli bankasıydı. Kurucusu da kimdi? Ahmet Mithat Paşa'ydı. Ahmet Mithat'ı lütfen unutmayın. Ahmet Mithat Paşa, bakın, hem Ziraat Bankası'nı açan adam hem de Kanuni Esasiyeyi hazırlayan adam. Dolayısıyla Mithat Paşa önemli. Peki Ahmet Cevdet, Mecelle Cevdet, Mecelle Cevdet, yani Mecelle'yi hazırlayan Ahmet Cevdet'ti. Arkadaşlar Osmanlı ekonomisi bozuk bu dönemde. Dış borçlar artmış, ödenemiyor. Ödenemeyince de o dönem Muharrem kararnamesi yayınlanıyor ve borçlarımızın faizini bile ödeyemeyeceğimiz açıklanıyor. Yani battık. Bu süreçte de ne olacak? Muharrem kararnamesine dayanarak Duyunlu Umumi İdaresi kurulacak. Bu da nedir? Genel Borçlar İdaresi. Niye kurulmuştur? Alacaklı devletler alacaklarını tahsil edebilmek amacıyla İstanbul'da bu idareyi kuruyorlar. Osmanlı'nın vergi gelirlerinin bazılarına el koyuyorlar. Alacaklarını kendileri tahsil ediyorlar. Tamam mı? Buna dikkat edersiniz. Peki Duyunlu Umumiye bizim ekonomik bağımsızlığımızı kaybetmemizde etkili olan bir kurumdur. 2. Abdülhamit döneminde açılmıştır. Burada fikir akımları var arkadaşlar. Bu fikir akımlarından soru bekleyebilirsiniz. Güzel sorular çıkabiliyor. Temsilcileri bilmeniz lazım. Bir de mesela batıcılık fikri ne zaman ortaya çıktı? Bak, 1718 Pasarofçu Anlaşması'nın imzalanmasıyla. Ne oldu? Osmanlı Pasarofçayı imzaladı. Osmanlı batının üstün olduğunu kabul etti ve örnek almaya başladı. Ve bu dönemde de bu fikri savunanlar Abdullah Cevdet, Tevfik Fikret, Celal Nuri, Süleyman Nazif gibi isimlerdir. Bu Süleyman Nazif de arkadaşlar İstanbul resmen işgal edildiğinde komutanlar, İngiliz, Fransız komutanlar böyle beyaz at üzerinde İstanbul'a girdiğinde Kara Bir Gün adlı bir yazı yazmış bir yazardır. Önemli bir eserdir o da. Osmanlıcılık fikri arkadaşlar kimseyi ayırmamaktır. Din, dil, ırk ayrımı gözetmeden hiç önemi yok. Nereli olduğunun, renginin, kim olduğunun, nece konuştuğunun. Hayır. Osmanlı vatandaşı mısın? Evet. O zaman Osmanlısın. Hepimiz kardeşiz. Neden böyle bir politika var? Dağılmayalım diye. Osmanlıcılık çok geniş kapsamlı olarak din, dil, ırk ayrımı gözetmeden herkesi Osmanlı saymaktır. Yani Osmanlı topraklarında yaşayan herkesi. Ben de diyorum ki bunun temsilcileri, bak, Osmanlıcılık zamanı diyenler kimler? Böyle kodlayabilirsin. Ziya Paşa, Ali Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi, Namık Kemal, bir de Şinasi. Osmanlıcılık zamanı diyorlar. Peki ümmetçilik, Müslümanları bir arada tutmak, bu 2. Abdülhamit'in fikri. Said Halim Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Hamdi Akseki, Cemaleddin Afgani, bak buraya birini atar ya. Bak bak, kime atar? Mehmet Emin Yurdakul. İslamcılık fikrini mi savunuyor? Hayır. Türkçülük, Turancılık. Yani temsilciler sorulabilir, araya biri atılabilir. Hangisi değildir denilebilir. Dikkat edersin.
Türkçülük, Turancılık zaten biliyorsun. Turancılık aslında Türkçülükten daha geniş bir kapsam, bir ideoloji. Biz aynı kabul ediyoruz. Sorularda da genelde aynı anlamda sorarlar. Arkadaşlar, Turan aslında Orta Asya'da o Türklerin yaşadığı bölgelerde tek bir çatı oluşturmak ve Türkleri tek çatı altında yetiştirmektir. Peki buradaki temsilciler kimler? Ziya Paşa, Yusuf Akçura, Fuat Köprülü, Mehmet Emin Yurdakul, Hamdullah Supi, Tanrı Över, Ömer Seyfettin. Bunlar önemli Türkçü temsilciler ama Enver Paşa dersem, Cemal Paşa dersem, Talat Paşa dersem, üç paşalar bunlar Turancılık fikrini savunuyorlar. Arkadaşlar, Adem'in merkeziyetçilik de uygulamaya girmiyor. O dönem yerel yönetimlerin güçlendirilmesini amaçlanıyor. Bizim parçalanma ihtimalimize karşı yürürlüğe girmemiş bir akımdır. Prens Sabahattin tarafından savunulmuş. Türkçülük fikri ne zaman önem kazanıyor? İkinci Meşrutiyet'in ilanında zaten etkili oluyor ve ikinci Meşrutiyet'in ilanıyla artık Türkçülük değer kazanıyor. Birinci Dünya Savaşı'nda da Türkçülük, Turancılık çok güçlendi. Enver Paşa Kafkasya cephesinde Sarıkamış Kış Harekatı'nı yaptı ancak başarısız oldu. Turancılık orada çöktü. Batıcılık Lale Devri'nden beri uygulanıyor. Osmanlıcılık arkadaşlar Tanzimat Fermanı, Islahat Fermanı, Meşrutiyet'in ilanında etkili oluyor. Trablusgarp Savaşı'nda, Balkan Savaşları'nda Balkanların kaybedilmesi, bu süreçte bizim Osmanlıcılık fikrimiz ne yapıyor? Çöküyor. Çünkü farklı milletleri, inançları kaybettiğimiz için, elimizden çıktığı için ne olacak? Şöyle olacak. Özellikle Balkan Savaşları'nda farklı milletler, inançlar gitti. Orada Balkanlarda yaşayan Türkler Anadolu'ya göç etti. Anadolu'da Türk nüfusu arttı. O zaman Osmanlıcılık önem kaybetti. Ne önem kazandı? Türkçülük, Turancılık önem kazandı. İslamcılık da göreceğiz zaten 1. Dünya Savaşı'nda önem kaybeden bir fikir olacak. Arkadaşlar, Reval görüşmelerinde şunu söyleyelim. Bakın, Reval görüşmeleri 1908 yılında İngiltere ile Rusya arasında yapılan bir görüşme. İngiltere artık şöyle düşünüyor. Ben diyor Osmanlı Devleti'ne yapacağım bir şey yok. Ayakta tutmam çok zor. Rusya sen ne yapıyorsan yap diyor. Bunu duyunca ne oluyor biliyor musunuz? İttihat Terakkiciler 2. Abdülhamit'i baskı altına alıyorlar ve 2. Meşrutiyet'i ilan ettiriyorlar. Padişah kim? Dönemin padişahı 2. Abdülhamit. Bu meşrutiyeti ikinci kez ilan ettirenler kim? İttihat Terakki Fırkası. Peki burada Balkanlarda çıkardığı isyanlarla 2. Abdülhamit'i zor duruma sokanlar Enver Paşa ile Resneli Niyazi ne olarak biliniyordu? Hürriyet kahramanları olarak biliniyordu. Buna dikkat. Peki 2. Meşrutiyet ilan edilince hangi fikir güçlenecek? Türkçülük fikri. 2. Meşrutiyet ilan edilince ortaya çıkan karışık ortamda biri bizim topraklarımızı götürecek. Yani BBG biri bizi götürdü. Biri bizim neremizi götürdü? Bak Bosna Hersek Avusturya tarafından ilhak edildi. Bulgaristan bağımsız oldu. Girit kendi kendine Yunanistan'a bağlanacağım diyor. Ama biz daha bunu kabul etmiyoruz. Biz 1913 yılında Atina Anlaşması ile 2. Balkan Savaşı'nın sonucunda Girit'in Yunan'a ait olduğunu kabul edeceğiz. Arkadaşlar, 2. Meşrutiyet ilan edilince çok partili yaşam başlamıştı. Birden fazla partinin olması iyi bir şeydir. Demokratik bir gelişmedir. Ama orduda siyaseti de beraberinde getirecek. Aklınızda olsun. Peki 2. Meşrutiyet ilan edilince ne olur? Bak 31 Mart isyanı çıkar. Meşrutiyete karşı bir isyan çıkıyor. Bu isyanda da Volkan Gazetesi, Tanin, Serbesti gazeteleri etkili oluyor. İttihat Terakkicileri sevmeyenler isyan ediyor. Ve bu süreçte Hasan Fehmi diye bir yazar öldürülünce isyan patlak vermiş. Bu isyanı da Selanik'ten gelen hareket ordusu bastırmış. Bu ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa, bu orduda Mustafa Kemal de var. İsyan bastırıldığı için bak Mustafa Kemal hangi rejimi savunmuş oldu? Meşrutiyeti savundu. Çünkü meşrutiyete karşı olan bir isyanı bastırdı. Bu süreçte arkadaşlar Mustafa Kemal tarih sahnesine ilk defa çıkmış oldu. Bu isyanın önemi şu: Osmanlı'da rejime yönelik ortaya çıkan ilk isyandır. Unutma, Osmanlı'da rejime yönelik ilk isyan 31 Mart isyanı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yönetim biçimine, rejime yönelik ilk isyan Şeyh Said isyanı diyeceksiniz. Bunun dışında bu isyan bastırıldı arkadaşlar. Bu isyan bastırıldıktan sonra da bak ne olacak? 2. Abdülhamit tahttan indirilecek, hatta sürgüne gönderilecek. 5. Mehmet tahta çıkarılacak. Mustafa Kemal Kurmay Yüzbaşı olarak görev yapmış. Unutma, Mustafa Kemal'in
İlk görev yeri denirse ne diyeceksin? Şam 5. Ordu. Tarih sahnesine çıktığı ilk gelişme sorulursa 31 Mart isyanı. Mustafa Kemal'in katıldığı ilk savaş sorulursa Trablusgarp Savaşı diyorsunuz. Evet arkadaşlar, 20. yüzyıl başlarında Osmanlı çok güzel konular, önemli konular. Hemen başlıyorum. Bakın, burada bir kronoloji oluşturdum. Bunu incelemenizi istiyorum. Tamam mı? Hangi olay hangi olaydan sonra bir gözünüzde canlansın. Bakın şimdi, Trablusgarp Savaşı 1911-12 yılları arasında yapılıyor. Osmanlı Trablusgarp'ın, şöyle düşünün, Osmanlı daha önce Fas'ı, Cezayir'i, Tunus'u, Mısır'ı kaybetmişti. Trablusgarp elinde kalmıştı. Trablusgarp Osmanlı'nın Kuzey Afrika'daki son toprağıydı. Ve o dönem İtalya Trablusgarp'a göz dikti. Çünkü İtalya ham madde ve pazar arayışı içerisinde, sömürgecilik yapmak istiyor. İtalya Trablusgarp'a coğrafi olarak çok yakın. Rusya da o dönemde arkadaşlar İtalya'yı Trablusgarp'ın işgali konusunda serbest bırakmış. Radyonigi anlaşmasıyla. Osmanlı da zayıf durumda olunca İtalya Trablusgarp'a saldırdı. Osmanlı'nın o dönem deniz gücü yoktu ve Osmanlı ne yaptı? Gönüllü subaylarını oraya gönderdi. Mustafa Kemal, Enver Paşa, Nuri Jonker, Ali Çetinkaya gibi isimler ne yapıyor? Trablusgarp bölgesinde gönüllü subay olarak savaşıyor. Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey Takma ismiyle savaştı. Bunu herkes bilecek. Mustafa Kemal Trablusgarp'ta, Derne ve Tobruk'ta savaştı. Binbaşı rütbesiyle savaşıyor. Hatta ilk çıktığında Trablusgarp'a yüzbaşıydı, ancak binbaşılığa terfi ediyor. Peki Mustafa Kemal gazeteci Şerif Bey ise Enver Paşa kuyumcu ya da tüccar Hamdi Bey'dir. O da takma isim kullanıyor. Ve o nerede savaşıyor? Bingazi'de. Bu savaşta arkadaşlar Trablusgarp bölgesinin güneyine inemiyor İtalya. Çünkü bizimkiler Arap halkını örgütleyerek orada İtalyanların işgalini engelliyorlar. Ancak bir şey de yapamıyorlar. Atamıyoruz da, donanmamız yok, engel de olamıyoruz. Bu süreçte İtalya bizim donanmamızın olmadığını bildiği için, bizi barışa zorlamak için Rodos ve 12 adayı işgal ediyor. Lübnan'da Beyrut limanını bombalıyor. Çanakkale'yi abluka altına alıyor. Bizi çaresiz bırakıyor. Sıkıntı şu aslında. Bunlar yaşanırken bir de Balkanlardan Balkan devletleri Osmanlı'ya saldırıyor ve 1. Balkan Savaşı çıkıyor. Ve bu süreçte Osmanlı Uşi Anlaşması'nı imzalamak zorunda kalmış. Trablusgarp'ı İtalya'ya bırakmış ve Kuzey Afrika'daki son toprağımız elimizden çıkmış oldu. Ve Osmanlı 3 kıtadan 2 kıtaya düşmüş oldu. Yani Afrika'da toprağa kalmadı. Trablusgarp halkı Müslüman olduğu için halifeye bağlılığı devam edecek. Kültürel anlamda kayıp yaşamıyoruz, ancak siyasi olarak burası elimizden çıkmış oldu. Rodos ve 12 adayı geçici olarak İtalya'ya bıraktık. Çünkü Balkan savaşlarında Yunanistan bizim elimizden almasın diye. Bu geçici olarak verdiğimiz yerler bir daha bize geri gelmiyor. Mesela daha önce de Kıbrıs'ı İngilizlere bırakmıştık. Gelmedi. Bak, Rodos 12 adada bir daha bize geri gelmiyor. Mustafa Kemal'in emperyalizme karşı ilk savaşı Trablusgarp. Mustafa Kemal'in katılmış olduğu ilk savaş Trablusgarp. İlk kez savaş uçağının kullanıldığı savaş Trablusgarp, İtalya kullandı ve Osmanlı Kuzey Afrika'dan çekilmiş oldu. Şimdi 1. Balkan Savaşı'nın çıkması sıkıntı, daha Trablusgarp Savaşı bitmeden başladı. Ve Balkan devletleri Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ne diyorlar? Büyüsek de Osmanlı yesek diyorlar. Ne diyorlar? Büyüsek. Büyüsek de Osmanlı yesek. Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan, Karadağ Osmanlı'ya saldırıyor. Ve Osmanlı bu savaşta bu 4 devletle farklı farklı cephelerde savaşmak zorunda olduğu için ve savaşta ordu siyaset ayrımı yapılamadığı için, yani orduya siyaset karıştığı için savaşı kaybediyoruz. Hatta o dönemde bir de orduyu gençleştirme çalışmaları var. Yani İttihat Terakkiciler o dönemde yönetimde etkililer ve ne yapıyorlar? Yaşlı olan subayları terhis edip yerine genç askerler almaya çalışırken hazırlıksız yakalanıyoruz, eksik başlıyoruz, savaşı kaybediyoruz. Peki bu savaş niye çıktı? Bak, bu devletler büyümek için Osmanlı'ya saldırdı. Bağımsız olmak isteyemezler çünkü zaten bağımsızlar. Hatırlatıyorum, Bulgaristan 1908'de bağımsız oldu. İkinci meşrutiyetin ilanının ardından. Yunanistan 1829 Edirne Anlaşması ile bağımsız oldu. Sırbistan, Karadağ, hatta Romanya, Berlin Anlaşması ile zaten bağımsızdı. Dolayısıyla çeldirici olarak 1. Balkan Savaşı'nda Balkan devletlerinin Osmanlı'ya saldırma sebepleri arasında hangi
hangisi bulunmaz der. Bağımsız olma istekleri olmaz. Zaten bağımsızlar. Bu savaşta en çok büyüyen Bulgaristan oldu. Hatta 1. Balkan'da Bulgaristan çok büyüdüğü için 2. Balkan Savaşı ne yapacak? Patlak verecek ve Balkan devletleri Bulgaristan'a saldıracaklar. Osmanlı'ya ilk saldıran Karadağ, en çok büyüyen Bulgaristan. Osmanlı savaş sırasında çok önemli bazı gelişmeler yaşadı. Burası önemli. Bak, 1. Balkan Savaşı sırasında Babıali baskını yaşanmıştı. İttihat Terakkiciler ne yaptı? Bir hükümet darbesi yaptı. Mevcut Kamil Paşa'yı, yani Sadrazam Kamil'i indirdiler. İttihat Terakkicilerin kendi destekledikleri Mahmut Şevket Paşa'yı Sadrazam yaptılar. Bu hükümet darbesiyle İttihat Terakki tek başına iktidarı ele geçiriyor ve bundan sonra 1918'e kadar ülkeyi İttihat Terakki Fırkası yönetiyor. Arkadaşlar, 1. Balkan Savaşı'nda Babıali baskını yaşanıyor ya, burada padişah değişikliği amacı yok. Bak, dönemin padişahı 5. Mehmet Reşat devam ediyor. Tamam, buna dikkat edin. Arnavutluk bağımsız oldu. Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği son azınlık Arnavutluk'tur. Hatırlatıyorum, Osmanlı'ya ilk isyan eden Sırplardı. İlk bağımsız olan Yunanlardı. 1829 Edirne Anlaşması'yla. Ama Osmanlı'nın Balkanlar'da kaybettiği son azınlık sorulursa Arnavutluk diyeceksiniz. Rauf Orbay Hamidiye Kahramanı unvanını aldı. Geçtim. 1. Balkan Savaşı sonucunda çok toprak kaybetti Osmanlı. Nereyi? Badems olarak kodluyoruz arkadaşlar. 1. Balkan Savaşı ile kaybedilen yerler. Keşke burada olsaymış kodlamamız. Bak, Badems. Batı Trakya gitti. Arnavutluk gitti. Doğu Trakya gitti. Bakıyorum, Ege Adaları gitti. Makedonya gitti. Selanik gitti. Badems olarak kodlayın. Şuraya yazayım. Badems. Nerelermiş? Batı Trakya, Arnavutluk, Doğu Trakya, Ege Adaları, Makedonya, Selanik. Biz buraları kaybedince batı sınırımız Midye Enez hattı oldu. Demek ki 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı yenilince Londra Anlaşması imzalandı. Londra Anlaşması'na göre batı sınırımız Midye Enez hattı oldu. Bak burası. O kadar çok ilerlemişler ki. Ama 2. Balkan'da ne oluyor? 2. Balkan'da Balkan devletleri Yunanistan, Sırbistan, Karadağ, Romanya toplanıyorlar. Bu Bulgaristan çok büyüdü, üzerine yürüyelim diyorlar. Yürüsek de Bulgaristan'ı yesek diyorlar. Bak, yürüsek. Kimler bunlar? Yürüsek. Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ. Yürüsek. Tamam mı? Yunanistan, Romanya, Sırbistan, Karadağ. Kimi yendi? Bulgaristan'ı. Şimdi Osmanlı da burada bekliyor. Osmanlı biraz önce çok toprak kaybettiği için 2. Balkan Savaşı'nda Bulgaristan'ın yenildiğini görünce savaşa dahil oluyor. Bulgaristan'dan nereyi geri alıyor? Doğu Trakya'yı. Bu iyi bir şey. Çünkü Doğu Trakya'yı geri alınca sınırımız Meriç Nehri oluyor. Meriç Nehri. Yani Doğu Trakya bizde artık. Haritada bakalım. Bak, Osmanlı Balkan Savaşları'na girmeden önce haritası bu işte. Tamam mı? Yani şuralar Osmanlı'nın, düşünün. Biz 1. Balkan Savaşı sırasında bak buraları kaybettik. Adamlar buraya kadar gelmişler ve sınır Midye Enez hattı olmuş. Ama 2. Balkan Savaşı'nın sonucunda ne olmuş? Buralar geri alınmış. Yani bak şurası. İşte Doğu Trakya geri alınınca sınırımız neresi olmuş? Meriç Nehri olmuş. O zaman 2. Balkan Savaşı'nın sonu bizim için daha iyi olmuş. En azından kaybettiğimiz yerlerin bir kısmı olan Doğu Trakya'yı geri almışız. Balkan Savaşları sonucunda arkadaşlar Osmanlı, evet, ya şöyle bir soruyla karşılaşabiliriz aslında. Balkan Savaşları sonucunda kaybedilen yerler arasında hangisi bulunmaz? Bak, Balkan Savaşları diyorum, iyi dinle. Makedonya gitti. Geri aldık mı? Alamadık. Arnavutluk bağımsız oldu mu? Evet. Peki Selanik gitti mi? Geri aldık mı? Yok. Batı Trakya gitti mi? Geri aldık mı? Yok, gitti. Ama Doğu Trakya önce gitti, sonra geri aldık. Balkan Savaşları sonucunda Doğu Trakya'yı kaybetmemiş olduk. Tamam mı? Buna dikkat edin. Doğu Trakya Balkan Savaşları sonucunda kaybedilmemiş oldu. Arkadaşlar, imzalanan anlaşmalar, Yunanistan'la Osmanlı arasında Atina Anlaşması imzalandı. Osmanlı ne yapmıştı? Yanya, Selanik, Girit Yunanistan'a ait demişti, kabul etti. Osmanlı ile Bulgaristan arasında İstanbul Anlaşması. Burada Doğu Trakya Osmanlı'ya geçti. İstanbul Anlaşması daha var. O da Osmanlı ile Sırbistan arasındaydı. İki devlet arasında bir sınır bulunmadığı için bir toprak değişikliği olmuyor. Balkan devletlerinin kendi aralarında imzaladığı anlaşma da neydi? Bükreş Anlaşması'ydı. Bak, Osmanlı Devleti Balkan Savaşları sonucunda batı sınırını Meriç Nehri olarak belirlemiş oldu. Tamam.
Balkan Türkleri yaşadıkları bölgede artık azınlık durumuna düştü ve Batı Trakya azınlıkları sorun ortaya çıktı. Ve bu süreçte Osmanlıcılık artık önem kaybediyor. Çünkü bak, şuralarda yaşayan insanlarımız, şu bölgede yaşayan insanlarımız ne güzel diye farklı farklı insanlar vardı. Buralar elimizden çıkınca buradaki insanlar da Anadolu'ya kaçmak, göç etmek zorunda kaldılar. O zaman Anadolu'da hangi fikir güçlenecek? Türkçülük fikri. Bu önemli bizim için. O zaman Osmanlıcılık önem kaybetti. Türkçülük iyice güçlendi. Peki Balkan Savaşları sonucunda Anadolu'da Türk nüfusu artmış mı? Artmış. Buna dikkat edin. Bu süreçte Darül Eytan kurulmuş. Yetim çocukların ihtiyacını karşılayan kurumdu Darül Eytan. Buraya da arkadaşlar kodlamayı yaptık. Büyüsek, yürüsek bakarsınız buradan da. Şimdi 1. Dünya Savaşı, üçlü İtilaf, üçlü ittifak. Arkadaşlar bu savaş çok ağır bir savaş. Yaklaşık 10 milyon civarı insanın öleceği bir savaş. 1914 yılında başlıyor, 18 yılında bitiyordu. Burada Osmanlı'nın tarafını bilmek zorundasınız. Osmanlı hangi grupta? İttifak grubunda. Başta Almanya ile İngiltere var. Burada Almanya rakip olarak İngilizleri görüyor. Çünkü güneş batmayan imparatorluk olarak bilinen hangisiydi? İngilizlerdi. Çok sömürgesi vardı. Almanya da buna rakipti. Dolayısıyla aralarında bir sömürgecilik rekabeti var. Burada herkesin birbiriyle bir derdi var. Özel bir sebebi var, genel sebepler var. Yani bu savaş çıkacaktı zaten. Baktığımız zaman 1. Dünya Savaşı'nın çıkmasının özel sebebi derse, mesela 2 devlet, 3 devlet arasında olan sorunlardır. Genel sebepse tüm dünyayı etkileyen sorunlardır. Mesela örnek, Alsas-Loren paylaşım sorunu. Alsas-Loren bölgesi arkadaşlar özel bir sebeptir. Alsas-Loren bir kömür yatağıdır. Almanya gitmiş 1. Dünya Savaşı'ndan önce Fransa'dan burayı almış. Fransa o zaman Almanya'nın karşısında olacaktır, savaşacaktır. Mesela Panslavizm politikası kimi olumsuz etkiliyor? Osmanlı'yı. Niye? Rusya Balkanlar'da Panslavizm politikasını izledikçe Osmanlı bundan olumsuz etkileniyor. Ya da Avusturya Macaristan değil mi? O da imparatorluktu. Slav halklarına sahipti. O da olumsuz etkileniyor. Peki özel bir sebep. Mesela Bulgaristan niye savaşa girdi? Çünkü bak Sırbistan, Karadağ, Romanya, Yunanistan. İkinci Balkan Savaşı'nda bunlar Bulgaristan'ı yenmişti ya. O zaman Bulgaristan kaybettiği toprakları geri almak için savaşa giriyor. Herkesin bir derdi var. Peki Japonya'nın derdi ne? Japonya'da uzak doğuda Alman sömürgelerine göz dikmiş. Onları alırım diyor ve alıyor da. Hatta 1. Dünya Savaşı'ndan ilk çekilen devlet Japonya oluyor. 1. Dünya Savaşı sırasında tek taraf değiştiren devlet İtalya olacak. Ve İtalya'ya ne yapacaklar biliyor musunuz? Gizli anlaşmalarda Londra Anlaşması'yla itilaflar İtalya'ya toprak vaat edecekler ve İtalya savaş sırasında taraf değiştirecek. 1. Dünya Savaşı sırasında tek rejim değişikliği yaşayan devlet Çarlık Rusya'sı olacak. Çarlık Rusya 1917'de Bolşevik devrimiyle yıkılacak. Ekim devrimi dediğimiz devrim ve Sovyet Rusya kurulacak. Sovyet Rusya komünizmi benimseyecek ve itilaf devleti değil artık Sovyet Rusya. Peki burada arkadaşlar savaş sırasında ne diyelim? Savaşın ömrünü uzatan devlet Osmanlı olacak. Çünkü Osmanlı Çanakkale cephesinde düşmanı yenince, evet Çanakkale'den geçilemeyince 1915'te savaş 18'de bitmiş olacak. Normalde Çanakkale'den geçseler, İstanbul'u alsalar itilaflar savaş bitecekti. Ama geçemedikleri için 1915'te 18 Mart 1915 zaferimizi kazandığımız için savaşın süresini uzatan devlet Osmanlı oldu. Peki savaşın seyrini değiştiren kim olacak? ABD olacak. ABD savaşa girince itilaflar güç kazanacak. Arkadaşlar bu savaşta genel sebeplere bakayım. Sanayi inkılabı, sömürgecilik yarışı, ham madde arayışı, pazar arayışı, silahlanma yarışı, bloklanma yarışı. Bunlar hatta bir de milliyetçilik akımı düşüncesi var. Yani milli fikirler, sınır genişletme düşünceleri savaşın çıkmasında etkili oldu. Savaş nasıl patlak vermişti? Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand Sırbistan'da Saraybosna'yı ziyarete gitmişti eşiyle birlikte. Ve biz Sırplı tarafından Miloš Obilić şeydi, onu da hatırlatmış olalım. Miloš Obilić 1. Kosova Savaşı'nda 1. Murat'ı öldüren, katleden Sırp'tı. Burada Gavrilo Princip var. Gavrilo Princip bir Sırplı, tamam mı? Ne yapıyor? Avusturya Macaristan Veliahtı Ferdinand ve eşini Saraybosna'da öldürüyor. Avusturya Macaristan'la Sırbistan arasında savaş patlak veriyor. Savaş bir anda dünyaya yayılıyor. Bu savaşa niye Dünya Savaşı diyorlar? Çünkü sonuçları dünyayı ilgilendirdiği için, buna da dikkat edin.
dikkat. Savaş patlak veriyor. Osmanlı daha savaşta değil. Osmanlı ilk başta İtilaf grubunda savaşa girmeyi düşünüyor ama onlar bizi istemiyor. Çünkü bizi parçalamak istiyorlar zaten. O yüzden Osmanlı birden oldu bittiye getirilecek ve savaşa dahil olacak. Gobenle Breslav adında iki gemi vardı. Alman gemisi. İngilizlerden kaçıyordu bunlar. Osmanlı bunları durduruyor ve ne yapıyor? Dünyaya bu gemileri satın aldığını açıklıyor. Hatta isimlerini de Yavuz ve Midilli olarak değiştiriyordu. Bunun üzerine bu gemiler gidiyordu. Türk bayrağı çekip gidiyor Rusya'ya bomba atıyordu. Rusya da bir bakıyor ki Türk bayrağı, o da Osmanlı'ya savaş ilan etti. Osmanlı bir anda savaşta buldu kendini ve Osmanlı savaşta kaybeden grupta yer aldı. Almanya savaşta Osmanlı'yı çok istiyor. Yani Almanya diyor ki Osmanlı benim yanımda olmalı. Diyorlar ki Osmanlı'nın bir şeyi yok, zayıf olmalı diyor. Abi Almanlar akıllı, ne düşünüyor biliyor musun? Şimdi halifelik Osmanlı'da ya. Halifelik Osmanlı'da bakıyorsun Müslüman dünyasını sömüren kim? İngilizler. Almanlar diyor ki Osmanlı diyor halifeliğin gücünü kullanıp da cihat ilan ederse ne olur? Bütün Müslüman dünyası İngilizlere, Hristiyanlara karşı ayaklanır diye düşünüyor. Ama Almanlar güzel düşünüyor da böyle olmuyor. Mehmet Reşat cihat ilan ediyor, Hristiyanlara karşı savaş ilan ediyor. Ama Müslümanlar ne yapmıyor? Sallamıyor. Sömürülmeye devam ettiler Müslümanlar. Peki Osmanlı'nın savaş gücünden faydalanma olabilir. Savaş gücü derken askeri güç diyorsan asker, evet Almanlar Türk askerinden faydalanacak. Ama teknoloji, para derse yok. O bizde yok. Olsa verirdik. Yok yani. Yeni cephe açma isteği. Bak Osmanlı gerçekten de savaşa girdiği için savaşın cepheleri genişleyecek. Almanya bunun için Osmanlı'yı yanında istiyor. Ayrıca Rusya'ya yardım göndermek isteyecek itilaflar. Bunu kim engelleyebilir toprak olarak, jeopolitik durum olarak? Osmanlı. Bunu engelleme düşüncesinden dolayı Osmanlı'yı yanında görmek istiyordu. Osmanlı'nın yanında, yani Almanların yanında olması çok mantıklı Almanya açısından. Osmanlı neden savaşta olacak ya da neyi açıklayacak? Diyecek ki ben duyunu umumiyeyi istemiyorum. Genel borçlar idaresi. Kapitülasyonları da kaldırıyorum diyecek. Ama savaşta kaybettiği için bunlar tabi varlığını devam ettirmiş. Arkadaşlar bu süreçte savaşa girmemizde İttihat Terakkicilerin isteği de etkili. Yalnızlıktan kurtulmak istiyoruz. Yani taraf olma düşüncesi var. Bir de acaba diyoruz kaybettiğimiz yerleri geri alır mıyız? Ya da Turan'ı gerçekleştirebilir miyiz? Türklerle tek çatı altında birleşebilir miyiz diye düşünüyoruz ama olmayacak tabi. Arkadaşlar savaşta taarruz cepheleri 2K, Kafkasya Kanal, savunma cephelerimiz Çanakkale, Suriye, Filistin, Irak, Hicaz, Yemen. Buralardan soru gelecek tabii ki. Bak bizim taarruz yaptığımız cepheler arasında hangisi bulunmaz? 1, 2, 3 diyecek. Kanal, Kafkasya diyecek ki Hicaz, Yemen ya da Irak cephesi. Buna göre bir soru bekleyebilirsiniz. Tamam mı? Bunlar soruluyor. Yardım cepheleri de müttefiklerimize yardım gönderdiğimiz cepheler. Bak. Yardım, yağ. Müttefiklere yardım cepheleri hangileri? Galiç, yağ. Makedon, yağ. Roman, yağ. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'nın ilk açtığı cephe Kafkasya cephesi. İlk kapanan cephe Çanakkale. Kaybettiğimiz halde toprak kazandığımız tek cephe Kafkasya. Tek zafer kazandığımız cephe, evet, Çanakkale. Yani bu cepheler arasında tek kazandığımız Çanakkale. Sakın kafanız karışmasın. Irak cephesinde Kutul Amare zaferi var ya, o cepheyi kazanmadık biz. Cephe içerisinde bölgesel başarı elde ettik. O büyük bir zaferdir ama cepheyi kazanmadık. Aklınızda olsun. Bakın burada da cepheler var arkadaşlar. Şu cepheleri buradan bir görelim hemen. Bakın birlikte. Şimdi Kafkasya, Rusya'ya saldıracağımız cephe, ilk açılan cephe. Çanakkale ilk kapanan cephe olacak. Bunlar arasında hangileri... Taarruz cepheleri. Bak Kafkasya ile Kanal. Kanalda da İngilizlerden Mısır'ı almaya çalışacağız. Hangileri savunma? Irak, Suriye, Filistin, Çanakkale, Hicaz, Yemen, bunlar savunma cepheleriydi. Şimdi bunlar üzerinden hatırlatacağım hemen size. Bakın. Bak bunlar üzerinden anlatıyorum, hatırlatıyorum. Şimdi Kafkasya'da bizim amacımız neydi? Şimdi Osmanlı'da Enver Paşa, o dönem Harbiye Nazırı'ydı. Burada Almanların isteği üzerine Rusya'ya savaş ilan ediyoruz. Rusya ile savaşıp Orta Asya Türkleri ile birleşiriz diyoruz. Hatta ilerlersek Hindistan'a ulaşırız diyoruz. Hindistan İngiliz sömürgesi olduğu için Almanlar bunu çok istiyor. Enver Paşa da olacağına inanıyor. Ne yapıyor? Rusya'ya saldırıp bu tarafa geçmek istiyor. Hatta buradaki Bakü petrollerini de ele geçiririz, hakimiyet sağlarız diyoruz. Peki sonuç ne? Sarıkamış kış harekatı yaptık ve burada başarısız olduk. Bu sefer Ruslar Osmanlı üzerine saldırıya geçtiler. Ne yaptılar?
Bakın, Ruslar Osmanlı üzerine saldırıya geçince şöyle oldu. Nereye yazmışım? Muş ve Bitlis Rusların işgaline uğradı. Tamam mı? Muş ve Bitlis nerede? Şöyle yapayım hatta. Erzincan, Erzurum, Muş, Bitlis, Van. Buralar Rusların işgaline uğradı. İşte bu sırada Mustafa Kemal Çanakkale cephesi kapanıp da Kafkasya'ya gelince ne yaptı? Bak, Muş'u, Bitlis'i Ruslardan geri aldı. Hatta hangi madalyayı kazanmıştı? Altın Kılıç madalyası. Bu açıdan önemli. Demek ki Mustafa Kemal neredeymiş? Çanakkale'deymiş. Sonra neredeymiş? Kafkasya'daymış. En son neredeydi? Unutma, Suriye, Filistin. Bak, çıkış Mustafa Kemal'in 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı yerler. Çanakkale, Kafkasya, Suriye, Filistin sırasıyla. Arkadaşlar, 1. Dünya Savaşı'nda Kafkasya cephesinde şuna da dikkat edin. Tehcir yasası çıkarılmıştı. Ermenileri zorunlu göç ettirme yasası. Nereye? Savaşın olmadığı bölgeler. Neresi? Hatay, Lübnan, Antakya, o bölgelere, Suriye bölgesine doğru Ermenileri zorunlu göç ettirdik ki ölmesinler ya da öldürmeyelim ya da ölmeyelim diye, çatışmalar olmasın diye. Burada da işte Ermeni soykırımı iddialarını, sözde Ermeni soykırımı iddiaları da buraya dayandırılıyor. Ermeniler siz bizim soyumuzu kuruttunuz, soykırım yaptınız gibisinden iddialarını buraya kadar getiriyorlar. Peki arkadaşlar, bu savaş devam ederken 1917'de Çarlık Rusya'ya istenilen yardımlar gönderilemiyor ve Çarlık Rusya'da zaten karışıklıklar vardı. Bolşevik devrimiyle 1917'de Çarlık Rusya yıkılıyordu, Sovyet Rusya kuruluyordu. Sovyet Rusya bu Ekim devriminden sonra ne yaptı? Ben İtilaf Devleti değilim dedi, komünistim dedi, yayılmacı politikalar izlemiyorum dedi ve Brest-Litovsk anlaşmasıyla 1. Dünya Savaşı'ndan çekildi. Arkadaşlar unutmayın. Brest-Litovsk anlaşmasıyla 1. Dünya Savaşı'ndan çekilen devlet hangisidir? Çarlık Rusya mı? Sovyet Rusya mı? Lütfen dikkat et, Sovyet Rusya diyeceksiniz. Ve çekilirken de Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u Osmanlı'ya bıraktı. Biz kaybettiğimiz halde toprak kazanmış olduk. Lütfen dikkat. Burada 1. Dünya Savaşı'nın artık sonunda Enver Paşa, kardeşi Nuri Killigil'i Ermeni işgali altında bulunan Bakü'yü kurtarması için görevlendiriyor. Ve ne oluyor? Kafkas İslam Ordusu kuruluyor. Kafkas İslam Ordusu güzel bir soru olabilir. Nuri Killigil komutasında kurulmuş, Enver Paşa kurdurmuş ki Enver Paşa Harbiye Nazırı, en üst komutan. Ve Bakü Ermeni işgalinden alınıyor, Azerbaycan'a teslim ediliyor. O yüzden Azerbaycan bizi çok sever, biz de onları çok seviyoruz zaten. Hatta izleyenler mutlaka vardır bizim. Şimdi arkadaşlar, burada Kafkasya cephesinin en önemli bilgileri bunlar. Ama direkt sana doğrudan Kafkasya cephesinin açılması sebepleri sorulabilir. Ya da 3 tane nokta koyar bilgi verir der ki, pardon 4 tane bilgi verir der ki, aşağıda da 5 tane seçenek olacak ya. Hangi cephelerle ilgili bilgiler verilmiştir diyecek. Şimdi 4 tane bilgi var. 4-5 tane cephe var. Bir tane cephe boşta kalacak orada. Bu da zor soru kalıbıdır. Yani öğrenciyi zorluyor. Hepsine hakim olması gerekebiliyor öyle bir durumda. O yüzden cephelerin açılma sebeplerine dikkat edin. Cephelerde özellikle yaşanan gelişmelere dikkat etmekte fayda var. Peki Çanakkale'den bahsedelim. Gelibolu Savaşları, Aydınlar Savaşı, Centilmenler Savaşı. Arkadaşlar burada itilaflar, İngiltere ve Fransa ne yaptı? Koca bir donanmayla Boğaz'dan geçip İstanbul'u almak, hatta Rusya'ya yardım göndermeyi düşündüler. Denizden saldırdılar ve burada bizim Nusrat Mayın gemimiz, hatta Çanakkale 18 Mart kahramanı Cevat Çobanlı, o süreçte bir de Seyit Onbaşımızın ismini çok duyuyoruz. Bunlar engellediler Boğaz'dan geçmelerini. Nasıl oldu? Mesela Nusrat Mayın gemisi o dönem dünyanın en büyük gemilerinden biri olan Ocean zırhlısını batırabilmeyi başarmıştı, değil mi? Hatta sırtında taşıdığı o mermiyle, o merminin de şeyi değişiyor, ağırlığı değişiyor. 210-220 kiloluk bir mermi işte aşağı yukarı. Şey bir mermi, çok ağır, normal bir insanın normal şartlarda taşıyamayacağı bir mermi. Savaş esnasında Seyit Onbaşı bunu taşımayı başarıyor ve hangi zırhlıyı batırıyor? Ocean zırhlısı. Peki burada Nusrat Mayın gemisi ne yapıyor? Boğaza döşediği mayınlarla Ocean, işte Elizabeth, Queen Elizabeth, Agamemnon ya da
o dönemdeki ismiyle Fransız Bouvet ismi, işte bir sürü böyle dünyanın en büyük donanması gemileri var ve bunların Boğaz'dan geçişi ne yapıyor? Nusrat Mayın gemisi ve Seyit Onbaşı tarafından engelleniyor. 18 Mart bizim deniz zaferimizin kazanıldığı tarih oluyor. 18 Mart bizim deniz zaferimiz kazanılmış. Peki geçselerdi ne olacaktı ya da neyi amaçlıyorlardı? İşte Rusya'ya yardım göndermeye amaçlıyorlar. Savaşı bitirmek istiyorlar. Peki biz geçirmezsek ne olacak? Biz geçirmezsek savaşın süresi uzayacak. Rusya'ya yardım gitmeyecek. Dolaylı olarak ne olacak? Rusya zor duruma düşünce zaten devrim yaşanacak. Çarlık Rusya'sı yıkılacak. Çanakkale Savaşı'nın sonucunda tek zafer kazandığımız cephe Çanakkale olacak. Çanakkale'de arkadaşlar savaşın süresi uzamış oldu. İstanbul işgal riskinden kurtuldu. Bu süreçte biz bu zaferi kazandığımız için Bulgaristan savaşa katıldı. Çanakkale'de bakın dikkat edin 18 Mart kahramanı unvanını alan kimdi? Cevat Çobanlı'ydı. Bu bizim için gerçekten önemli. Peki Çanakkale'de deniz zaferi kazanıldıktan sonra kara savaşları başlıyor. Kara savaşlarında da İngilizler çok uzaklardan sömürgelerini getiriyorlar. Anzakları yani Yeni Zelanda ve Avustralya askerleri. Bu askerlerle de Mustafa Kemal karşılaşacak. Hatta Mustafa Kemal Çanakkale'de 19. Tümen Komutanlığı ve Anafartalar Komutanlığı yapacak. Mustafa Kemal Çanakkale'de neydi? Yarbaylıktan albaylığa terfi ediyordu ve Mustafa Kemal şu ünlü emrini Çanakkale'de vermişti. Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum emri Çanakkale'de verildi. Hatta Anafartalar kahramanı olarak biliniyor. Peki Mustafa Kemal Çanakkale'de nerelerde savaştı? Anafartalarda. Başka? Kireçtepe, Arıburnu, Anafartalar, Kireçtepe, Arıburnu ve Conk Bayırı. En ünlüsü de Conk Bayırı değil mi? Arıburnu ile Conk Bayırı. Şimdi ben diyorum ki bu süreçte arkadaşlar Mustafa Kemal'in savaştığı yerler belli. Mustafa Kemal'in bu ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözün nerede söylenmiş diye sorulursa bak ne diyorsun? Conk Bayırı'nda söylenmiş. Peki şuraları bir okursunuz. Alçıtepe kahramanı olarak bilinen Kazım Karabekir, Anafartalar kahramanı olarak bilinen unutmayın Mustafa Kemal Atatürk'tü. Arkadaşlar bunun dışındaki diğer cephelerde Halil Paşa'yı hatırlatıyorum. Irak'ta Kutülamare cephesinde İngiliz askerlerini durdurmuştu, esir almıştı. Hatta İngiliz generali Tavzın'da esir almıştı. O yüzden ne yapıyor? Kutülamare kahramanı olarak tarihe geçiyor ve Kut Bayramı olarak tarihe geçiyor bu zaferimiz. Mesela Hicaz Yemen cephesinde de çok değerli bir komutanımız var Fahrettin Paşa. O da Hicaz'ı yani kutsal toprakları İngilizlerden, Araplardan savunuyordu. Ve bu süreçte arkadaşlar İngiliz kaynaklarında Türk kaplanı ya da bizim kaynaklarımızda işte Medine müdafiği yani Medine savunucusu. Bunun dışında çöl kaplanı bu unvanlarıyla bilinen kimdi? Fahrettin Paşa'ydı ona da dikkat edin. Mesela Mısır'ı almak İngilizlerden almak amacıyla harekat yaptık, taarruz yaptık ve orada Cemal Paşa'yı görevlendirdik ancak Cemal Paşa başarısız olmuştu. Peki soru şu. Birinci Dünya Savaşı'nda İslamcılık ya da ümmetçilik fikrinin sona erdiği cepheler, anlamını kaybettiği cepheler. Bak, Kanal Cephesi, Hicaz Yemen Cephesi, Suriye Filistin Cephesi. Niye? Çünkü buralarda İngilizlerle Müslümanlar işbirliği yapıyor ve Türklere karşı saldırıyorlar. Yani Osmanlı'ya karşı saldırıyorlar. O zaman İngilizlerle yani Hristiyanlarla Müslüman Araplar işbirliği yapıyorsa kime karşı? Türklere karşı. O zaman burada ümmetçilik fikri zayıflamıştır. Nerelerde? Hicaz, Yemen, Suriye, Filistin ve Irak diyorum pardon, Kanal Cephesi diyeceksiniz. Buraya yazdım. Peki ilk açılan cephe hangisiydi? Kafkasya'ydı. İlk kapanan cephe hangisiydi? Çanakkale'ydi. Mustafa Kemal ne yaptı? Çanakkale'de yarbaylıktan albaylığa terfi etti. 19. Tümen Komutanlığı yaptı. Anafartalar Komutanlığı yaptı. Anafartalar Kahramanı unvanını aldı. Ve ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözünü burada söyledi. Mustafa Kemal bak 16. Kolordu'da görev yaptı. Altın Kılıç Madalyası'nı kazandı. Kafkasya'da, Suriye, Filistin'de de 7. Ordu, sonra da Yıldırım Orduları Komutanlığı yaptı. Peki Mustafa Kemal'in ilk görev yeri neresiydi? Şam 5. Orduydu. Mustafa Kemal ilk görev yeri olan Şam'da neyi kurdu? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurdu. Mustafa Kemal'in tarih sahnesine çıktığı gelişme neydi? 31 Mart isyanıydı. Bunlara da dikkat edersiniz.
Gizli anlaşmalar vardı. Birinci Dünya Savaşı sırasında imzalanan gizli anlaşmalar. Bak, Sykes-Picot Anlaşması ile Osmanlı'nın Orta Doğu toprakları paylaşılıyor. McMahon'la İngilizler Araplara bağımsızlık sözü veriyor. Kime? Şerif Hüseyin'e. İşte bu yüzden Araplar Müslümanlara karşı saldırıyor. İngilizle işbirliği yapıyor. Burada Londra Anlaşması İtalya'nın 1. Dünya Savaşı sırasında taraf değiştirmesinde etkili olan anlaşmaydı. Arkadaşlar, Saint-Germain-de-Maurienne Anlaşması'yla da ne oluyordu? İzmir İtalya'ya vaat ediliyordu. Bu ileride görüş ayrılığını yaratacak. Nasıl yani? Şimdi bu savaşta bu gizli anlaşmayla, Saint-Germain-de-Maurienne Anlaşması'yla İtilaflar İtalya'ya İzmir'i vaat ediyorlar ya, ileride Paris Barış Konferansı'nda İzmir'i İtalya'dan alıp Yunan'a vaat ediyorlar ve Yunan'a veriyorlar. Bu da itilaflar arasında Paris Barış Konferansı'nda neye sebep oluyor? Görüş ayrılığı yaşanmasına. Lütfen buna çok dikkat edin, tamam mı? Bu önemli. O zaman itilaflar arasında ilk görüş ayrılığı nerede yaşanmıştır? Paris Barış Konferansı hangi toprak üzerinden? İzmir diyeceksiniz, bizim için önemli. Şimdi gizli anlaşmalarda hangi devlet yok? Bak, İngiltere, Fransa, İtalya, Çarlık Rusya var. Sovyet Rusya yok. ABD yok. Osmanlı yok. Yunanistan var mı? Yok. Lütfen buna dikkat edin, tamam mı? Gizli anlaşmalarda olmayan devlete de özellikle dikkat. Birinci Dünya Savaşı'na ABD katıldı. 1917 yılında savaşın seyri değişti. ABD o dönem yalnızlık politikasına ara vermiş oldu. Monroe doktrinine ara verdi. Savaşa girince de ABD ne dedi? Wilson ilkeleriyle savaşı bitirmeye çalışıyor ABD. Ve şey diyor, İtilafları alıyor, ittifakları alıyor. Tamam mı? Burada kim yendi? İtilaflar yendi. İtilafların güçlenmesine, kendi grubunun büyümesine izin vermiyor ABD. Çünkü dünyanın en büyük gücü şu an o. Herkes yıpranmış, yenilmiş. ABD Wilson ikilerinde aynen şöyle söylüyor. Yenenler, yani itilaflar, yenilenlerden toprak kazanamayacak. Yenenler yenilenlerden savaş tazminatı almayacak. Yenenler yenilenleri sömürmeyecek. Bir daha gizli anlaşmalar yapılmayacak. Bunu görünce şimdi ne diyorsun? İtilafların büyümesine engel oluyor. İttifaklar da yenilmiş ya. Bu maddeleri görünce ateşkes anlaşması imzalamaları ne yapıyor? Kolaylaşıyor artık. Çünkü bir şey kaybetmeyecekler. O zaman Wilson ilkelerinin maddelerine bakıldığında yenilenlerin ateşkes anlaşması imzalamalarını kolaylaştırmıştır. Peki burada İngiltere, Fransa yenmiş olduğu halde sömürgecilik yapamayacak, toprak kazanamayacak, tazminat alamayacak ya. Buna bozulmuyor mu? Bozuluyor ama bir şey diyemiyor. İleride Paris Barış Konferansı'nda ne olacak biliyor musunuz? Paris Barış Konferansı'nda tamam diyecek ya, sömürgecilik yapmayacağız. Manda ve himaye olacak. Yani aynı şey değil mi? Tamam, biz savaş tazminatı almayacağız. Artık savaş onarım bedeli alınacak diyor. Şimdi aynı şeyi savunuyorlar aslında. Ve ABD ne yapacak? İleride gerçekten Monroe doktrinine, yalnızlık politikasına geri dönecek ve dünya düzenini İngilizlere ve Fransızlara bırakacak. Peki Wilson ikilerinde başka ne diyor? Mesela self determinasyon. Kimlerde çoğunluktaysa orada onun yönetimi kurulacak. Arkadaşlar, bu Osmanlı topraklarında Rumları, Ermenileri çok umutlandırıyor. Çünkü Ermeniler Doğu Anadolu'da, Rumlar da Batı Anadolu'da, İzmir çevresinde nüfus olarak fazla olduğunu iddia ediyorlar. Buna dayanarak da ne yapıyorlar? İsyan ediyorlar ve beklenti içerisine giriyorlar. Yunanlılar Megali İdea'yı, Büyük Yunanistan'ı hayal ediyor. Ermeniler Magna Armenia, Büyük Ermenistan'ı hayal ediyorlar. Hatta nerelerde? Vilayeti Sitte denilen şehirlerde. Bitlis, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas. Vilayeti Sitte, Büyük Ermenistan hayali olunan yerler. Peki, gizli anlaşmaların yapılmayacağını söylüyor ABD ve bu zaten gizli anlaşmaları o dönem dünyada kim duyurmuş biliyor musunuz? Sovyet Rusya. Sarı Kitap diye bir kitap yazmış. Dünyada gizli anlaşmaların yapıldığını duyurmuş. ABD'de de buna ne yapıyor? Wilson ilkelerinde tepki gösteriyor. Sömürgeciliğe karşı çıkıyor. Bir de Milletler Cemiyeti, yani Cemiyeti Akvam'ın kurulmasını istiyor. Barış için bir cemiyet istiyor. Peki bu ne olacak? Paris Barış Konferansı'nda da gündeme gelecek ve Milletler Cemiyeti 1920'de kurulacak. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti de 1932 yılında Milletler Cemiyeti'ne ne yapacak? Atatürk döneminde üye olacak. Peki, o zaman sorular da gelebilir. Milletler Cemiyeti'nin kurulması ilk defa nerede gündeme geldi diye sorarsa, evet, ne diyeceksin? Wilson ilkeleri diyeceksin.
Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ne oldu arkadaşlar? İtilaf devletleri savaşı kazandı. İmparatorluklar parçalandı. Yani Osmanlı parçalandı, Çarlık Rusya parçalandı, Almanya parçalandı ve bu süreçte yeni bir sürü devlet ortaya çıktı. Sovyet Rusya, Türkiye, Polonya, Yugoslavya, Çekoslovakya, Avusturya, Macaristan, Litvanya, Letonya, Estonya gibi. Hatta bunu palyaçom olarak da kodlayabilirsiniz. Palyaçom güzel bir kodlama ama hepsi yok. Palyaçom. Bak, Polonya, Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya, Yugoslavya, Litvanya, Letonya, Estonya. Palyaçom. Arkadaşlar 1. Dünya Savaşı sonucunda Nazizm, Faşizm ve Komünizm ortaya çıktı. Yani bu komünizm aslında 1917 savaştan önce ortaya çıktı ve bundan sonra da güç kazanacak. Burada Nazizm ve Faşizm 2. Dünya Savaşı'na sebep olacak. Çünkü Almanya neyi imzalamıştı? Versailles Barış Anlaşması'nı imzalamıştı. Çok ağır şartlar içeriyordu. Versailles'dan kurtulmak için Almanya ne yapacak? 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak. Şurada bir düzeltme yapalım. Bakın. Sorularda karşınıza gelirse barışa son veren konferans. Bu Paris Barış Konferansı olacak arkadaşlar. Bu Versailles'da barışa son veren gerçekten anlaşma gibi düşünülebilir. Çünkü Versailles'ı imzalayınca Almanya çok ağır şartlar içerisinde kaldığı için bundan kurtulmak için ne yapacak? 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal edecek. 2. Dünya Savaşı'nı başlatacak. 1. Dünya Savaşı'nda arkadaşlar ilk defa tank, kimyasal silah ve denizaltı kullanıldı. Hatırlatıyorum, ilk defa uçak Trablusgarp'ta kullanılmıştı. Tank, kimyasal silah ve denizaltı 1. Dünya Savaşı ama nükleer silah 2. Dünya Savaşı'nda kullanılmıştı. Milyonlarca insan öldü. Orta Doğu Osmanlı'nın elinden çıktı. Ümmetçilik fikri sona erdi. Turan fikri çöktü. Çünkü Enver Paşa başarısız oldu. Ve savaş gerçekten 10 milyon civarı insanın ölümüne sebep oldu. 1. Dünya Savaşı'nın ardından arkadaşlar Osmanlı Mondros Ateşkes Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldı. Mondros 30 Ekim 1918 tarihinde imzalanıyor ve Mondros imzalandıktan sonra Osmanlı'nın ilk işgal edilen toprağı Musul'du. Anadolu'da ilk işgal edilen toprağımız Hatay, Hatay 4 yoldu. Bakın burada anlaşma, Mondros Ateşkes Anlaşması Agamemnon zırhlısında Limni Adası'nda imzalanıyor. Dönemin padişahı Vahdettin'dir. Bunu imzalayan hükümet de çok önemli, Ahmet İzzet Paşa hükümetidir. Peki Mondros'u Ahmet İzzet Paşa hükümetinde kim imzaladı? Bak, yanlış yeri işaretledim. Mondros'u kim imzalıyor? Bak, Mondros'u Rauf Orbay imzalıyor. Bence buna çok dikkat edin. Mondros'ta Bahriye Nazırı Rauf Orbay'ın imzası var. Bunun dışında Reşat Hikmet, Sadullah Bey Mondros'u imzalıyor. Peki ne yazıyor Mondros'ta? Osmanlı'nın ordusu dağıtılacak. Osmanlı İtilaf Devletleri'ne silahlarını teslim edecek. Boğazları İtilafların denetimine girecek. Akaryakıt kaynakları, ulaşım ağları, haberleşme kaynakları, silahları her biri ne yapıyor? İtilaflara teslim ediliyor. Bu süreçte Osmanlı hiçbir şeyden haberdar olamayacak. Ulaşım ağları yok, haberleşme kaynakları yok, silahı yok, ordusu yok. Osmanlı'nın eli kolu bağlanıyor ve işgale açık hale getiriliyor. Ve ordu dağıtılması zaten en tehlikeli şeylerden biri. Savunmasız kaldım. Bunun dışında diyorlar ki herhangi bir yerde bir sıkıntı olursa 7. maddede orası itilaflar tarafından işgal edilecek diyor. Başka? Mesela diyor vilayeti sitte şehirlerinde yani Bitlis, Erzurum, Van, Diyarbakır, Elazığ, Sivas bir sıkıntı çıkarsa burayı da işgal edeceğiz diyorlar. Yani Osmanlı'yı ne yaptılar? Perişan ettiler. Bu süreçte unutma Ahmet İzzet Paşa hükümeti Mondros'un ardından istifa ediyor ve Tevfik Paşa hükümeti kuruluyor. Burada Mustafa Kemal bu süreçte Yıldırım Orduları Grup Komutanlığı'na tam bu dönemde atanıyor işte. Anadolu'da işgaller başlayınca işgale karşı ilk direnişi Kara Mehmet Çavuş Hatay'da başlatıyor. Ama bakın dikkat edin, Yunan'ın İzmir'i işgal etmesine karşı ilk tepki, ilk kurşun o zaman Hasan Tahsin diyeceksin. Hangisi daha önce? Kara Mehmet Çavuş Hatay'ın işgaline daha önce tepki gösteriyor. Sonra işte 7-8 ay sonra falan Hasan Tahsin İzmir'in Yunan işgaline karşı kurşun sıkıyor. Paris Barış Konferansı. Arkadaşlar 18 Ocak 1919 tarihinde toplanıyor. Bu konferansı şöyle sorabilir. 1. Dünya Savaşı'nın ardından yenilen devletlerin barış anlaşmalarının belirlenmesi amacıyla toplanan konferans hangisidir? Paris Barış Konferansı. 32 Avrupalı devlet katılmış. Bak, ABD, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya bu konferansa damga vurmuş. Ve bu konferansta kim yok? Sovyet Rusya yok. Buna dikkat. Burada Versailles, Neuilly, Saint-Germain ve Trianon barış anlaşmaları belirleniyor ama Sevr belirlenmesi istenirken
Osmanlı paylaşılamadığı için Osmanlı'nın barış anlaşması olan Sevr'in taslağı burada hazırlanamıyor. San Remo konferansında hazırlanıyordu. Burada Milletler Cemiyeti resmen kurulma kararıyla 1920'de kurulacak. Burada ne oldu? İzmir İtalya'ya vaat edilmişti. Onun elinden alındı, Yunan'a verildi. Bu da itilaflar arasında ilk görüş ayrılığına sebep olmuştu. Ermenistan kurulma fikri burada gündeme geliyor. Bunun dışında arkadaşlar İngiltere Fransa sömürgecilik kelimesinin yerine manda himaye yöntemini ortaya çıkarıyor. Bundan sonra da İzmir biraz önce Yunan'a verildi ya Paris Barış Konferansı'nda. Dikkat edin, bu karara dayanarak Paris Barış Konferansı kararı doğrultusunda Yunanistan ne yapacak? 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgal edecek. Peki İzmir'i işgal edilince Yunan'ı gören Hasan Tahsin ne yapıyordu? İlk kurşunu Yunan'a karşı sıkıyordu ve orada şehit oluyordu. Hatta Albay Süleyman Fethi Bey de burada Zito Venizelos, yaşasın Venizelos demediği için Yunanlılar tarafından katledilmişti. Bu İzmir'in işgali bizim için dönüm noktası. İzmir işgal edilince arkadaşlar halkta büyük tepkiler oluyor. İstanbul'da Sultanahmet mitingi, Fatih mitingi, Kadıköy mitingi düzenleniyor. Maşatlık mitingi Yahudi mezarlığında düzenleniyor. Bu tepkiler artıyor. Bu unutmayın sınav sorusuydu. İzmir'in işgaline dayanak noktası gösterilen şey Paris Barış Konferansı'dır. Yunanlılar İzmir'i işgal etti ve bundan sonra zor bir süreç bizi bekliyor. Arkadaşlar Amiral Bristol raporunu hatırlatıyorum. Batı Anadolu'da Yunan'ın Türklerden fazla olduğunu, nüfus olarak fazla olduğunu iddia ettiklerinde Amiral Bristol ne yaptı? Hayır dedi. Türkler Yunanlılardan sayı olarak fazla. İzmir'in işgali haksız dedi. Amiral Bristol raporu Türkleri haklı bulan ilk uluslararası belgedir. Burada neye dikkat edin? Neredeymiş o General Harbord? General Harbord raporu da Doğu Anadolu Ermenilerin nüfus olarak az olduğunu, Türklerin haklı olduğunu vurgulayan bir rapordur. Doktor Esat Işık raporuna dikkat edin. Milli mücadele sürecinde Milli Kongre Cemiyeti tarafından, onun kurucusu Doktor Esat Işık tarafından hazırlanan bir rapordu. Kuvayi Milli kelimesinden ilk defa bahseden rapor Doktor Esat Işık raporuydu. Burada benim favorim Amiral Bristol'la arkadaşlar General Harbord, lütfen bu ikisine dikkat edin. Kuvayi Milliye niye kuruldu? Mondros'tan sonra yetersizdik. Ordu dağıtılmıştı. Vatanı müdafaa etmek gerekiyordu. İstanbul hükümeti üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmiyor. Osmanlı ordusu yoktu. Kuvayi Milliye, milis kuvvetlerimiz kuruldu. Arkadaşlar milis kuvvetlerimizin güzel tarafı şu, bağımsızlık, milliyetçilik doğrultusunda kuruldu. Çok güzel ama eğitimsiz, askeri eğitimden yoksun, disiplinsiz birlikler olduğu için teçhizat imkanı yok ve de bölgesel hareket ediyorlar. Yani mesela Doğu Anadolu'yu kurtarmaya çalışıyorlar ama tüm yurdun kurtarılması lazım işgalden. Dolayısıyla bu sebeplerden dolayı biraz da halkta baskı oluşturmuşlar. Vergi toplamada işte kaynak ararken halka baskı oluşturuyorlar. O dönemde de bir Gediz taarruzu yapılmıştı. Hatırlayın Ali Fuat Paşa Kuvayi Milliyecilerle Yunan üzerine başarısız bir taarruzda bulunmuş ve başarısız olunca da ne olmuştu? Düzenli orduya geçilmişti. Burada Kuvayi Milliye neden kaldırıldı ve düzenli ordu neden kuruldu? Ya da düzenli ordunun kurulmasında etkili olan başarısız girişim ne oldu? Gediz, taarruzu bunları bir hatırlatmak istedim. Bizim önemli Kuvayi Milliyecilerimiz vardı. Çerkez Ethem, Demirci Mehmet Efe, Yörük Ali Efe, Ali Çetinkaya. Burada şurası arkadaşlar hatalı. Orayı düzeltelim. Topal Osman, Ali Çetinkaya bunlar bizim Kuvayi Milliyeci liderlerimizdi. Özellikle Çerkez Ethem'le Demirci Mehmet Efe düzenli orduya geçmeme konusunda isyan etmişlerdi ve bir anda isyancı durumuna dönmüşlerdi. Cemiyetlerimizi hatırlatalım. Milli mücadele sürecinde zararlı cemiyetler var, yararlı cemiyetler var. Yararlılar, vatanı savunanlar, vatanı müdafaa edenler. Bunlar arasında ilk kurulan Kars İslam Şurası'ydı. Bunlar arasında bakın Şark Vilayetleri Hukuku Milliye yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti ile Trabzon Muhafaza Hukuku Milliye Cemiyeti. Bu ikisinin özellikle Erzurum Kongresi'ni topladığını unutmayın. Erzurum Kongresi'nin toplanması
Hangi cemiyetler? Şark vilayetleri, Trabzon Muhafazayı Hukuku Milliye Cemiyeti. Sorularda Kars İslam Şurası'nda verirse alırsınız ama asıl şu ikisinin emeğiyle toplanmıştır Erzurum Kongresi. Şark Vilayetleri Hukuku Milliye Cemiyeti'nin yani Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin önemli yayın organları vardı. Hatırla, Albayrak, Löpey ve Hadisat gazeteleriydi. Bunun üzerinde çok durmuştuk. Arkadaşlar, bunun dışında Milli Kongre Cemiyeti kim öncülüğünde kurulmuştu? Doktor Esat Işık öncülüğünde ilk defa Kuvayi Milli kelimesinden bahsetmişti. Trakya Paşaeli Cemiyeti Edirne Lüleburgaz kongrelerini topluyor. Trakya'nın Yunan işgaline uğramaması için faaliyet gösteriyordu. Hatta olmazsa diğer cemiyetler başarılı olamazsa ben Trakya Cumhuriyeti'ni kurarım diye düşünüyordu. Yeni bir devlet kurma düşüncesi de var. Kilikyalılar Adana çevresinde Fransız ve Ermenilere karşı mücadele ediyordu. Milli mücadeleyi destekleyen bir cemiyet. Anadolu Kadınları Müdafaa Hukuk Cemiyeti Sivas topraklarında kuruldu ve Atatürk'ün isteğiyle kurduruldu. Peki zararlılara bakalım bir. Kürt Teali Cemiyeti bir Kürt devleti kurmak istiyor. İslam Teali Cemiyeti milli mücadele karşıtı faaliyet yürütüyor. O yüzden zararlı. Wilson Prensipleri Cemiyeti Amerikan mandasını istiyor. Dolayısıyla milli mücadeleye karşı. İngiliz Muhipleri Cemiyeti İngiliz mandatar yönetimini seviyor. İstiyor. Zararlı. Osmanlı'nın Selameti Cemiyeti Sulh ve Selameti Osmaniye. Bunlar da milli mücadeleye karşıt faaliyet yürüttüğü için zararlı cemiyet. Bunun dışında Hürriyet İtilaf Nigehvan Askeri Cemiyeti. Arkadaşlar bakın, der ki aşağıdakilerden hangisi milli mücadeleye destek vermeyen cemiyetler arasında, daha doğrusu milli mücadeleyi destekleyen cemiyetler arasında değildir der. Tamam, değildir. Mesela burada Sulh ve Selamet Osmaniye Cemiyeti'ni ortaya atar. Osmanlı'nın selametini istemek kötü bir şey değil ki. Ama burada milli mücadeleye karşı faaliyet yürütüyor. O yüzden zararlı cemiyettir. Buna dikkat edersiniz. Azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetler zaten zararlı. Etnik Etaria, Mavri Mira, Pontus Rum, Kordos Cemiyeti. Bunlar Yunanların kurduğu zararlı cemiyetlerdir. Aşağıdakilerden hangisi Rumlar tarafından kurulan zararlı cemiyetlerden biri değildir der. Bak, Hınçak Taşnak Ermenilerin kurduğu bir zararlı cemiyettir. Arkadaşlar burada en eski zararlı cemiyet hangisi biliyor musunuz Rumların? Bak, Etnik Etaria Cemiyeti. En eski cemiyet buymuş. Hatta Yunanistan bağımsız olmadan önce kurulmuş bir cemiyet. Yunan'ın bağımsızlığını kazandıran cemiyet Etnike Etaria'ymış. Bunların arkadaşlar özellikle bu Türkler ve Müslümanlar tarafından kurulan zararlı cemiyetler var ya, işte mesela İslam Teali Cemiyeti, İngiliz Muhipleri Cemiyeti, Wilson Prensipleri Cemiyeti, Sulh ve Selamet Osmaniye Cemiyeti. Bunların böyle cemiyet kurması ya da isyanlar çıkarması bizim kaynak kaybımıza sebep oldu. Silah kaybetmemize, kendi insanlarımızı kaybetmemize sebep oldu. Zaman kaybetmemize sebep oldu. Buna da dikkat edin. Osmanlı hükümet başkanları da böyle önemli olaylarda hangi hükümetler var onu bir hatırlatmak istiyorum size. Bak, Mondros imzalandığında kim var? Ahmet İzzet Paşa, Osmanlı sadrazamı. Biraz sonra görürüz. Amasya görüşmeleri temsil heyetinin ilk kez İstanbul hükümeti tarafından tanındığı yerde, hangi hükümet, bunun üzerinde çok durduk, Ali Rıza Paşa hükümeti. Sevr imzalandığında damat Ferit Paşa var. Damat Ferit birkaç kere gelip gittiği için, sadrazam olduğu için, görevden alınıp yeniden geldiği için kafanız karışmasın. Birçok yerde damat Ferit karşımıza çıkıyor. Sevr'i unutmayın. Bak, İzmir işgal edildiğinde, Samsun'a Atatürk çıktığı zaman, Havza, Amasya Genelgesi, Erzurum Kongresi, Sivas, Ali Galip olayı. Buralarda hep damat Ferit başbakan, yani sadrazam. Osmanlı'nın son sadrazamı da arkadaşlar, yani son başbakanı, son sadrazamı ya da son hükümet başkanı, çıkmış sınav sorusu, Ahmet Tevfik Paşa'ydı. Buna dikkat. Yeterli arkadaşlar. Bundan sonra kalan kısmı 4. partta bitirelim. Ben de yoruldum. Kesintisiz bir video oldu. Şimdi 4. videoda ne yapacağız? Milli mücadele hazırlık döneminden başlarız. Milli mücadele muharebeleri, iç politika, dış politika, ilkeler, inkılaplar, oraları bitiririz. AYT tarihi 2024 full tekrarımız sona ermiş olur. Video işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, arkadaşlarınıza paylaşmanız çok iyi olur. O zaman kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.